Alanya Posta TV Futbol Nabzı programından herkese iyi akşamlar. Bugün çarşamba, ufak bir değişiklik oldu biliyorsunuz. Galatasaray Türkiye'yi temsil ettiği için dün hep beraber maç izledik dolayısıyla. O yüzden dün yayına çıkmadık, bugüne aktardık yayınımızı. Öncelikle bunun için herkesten özür diliyorum. Değerli dostum Muhittin Düşünceli ve büyük ustad Veysel Okşar'la beraber yine karşınızdayız ekranlarda. Ha? Neye güldün? Veysel abi gene paylaşım yapmaya çalışıyor. Veysel abi merhaba der misin seyircimize? Merhaba diyeceğim de. Ama bak Veysel abi lütfen kameraya bakarak grup, bak. Grup yok der ya. Tamam, abi grubu boş verir misin? Hayır hayır. Enteresan grup, şeyler söylüyorum. Grup da paylaşacağım diyorum. Grup abi, yok tamam, diyor. Paylaşım bunu yayına girdik. Veysel abi bir hoş geldiniz. Muhittin'cim sen de hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk. Öncelikle iyi bir yayın olmasını diliyorum. Ben de iyi bir yayın geçtiğimiz haftadan bayağı bir konularımız birikti. Aynen. Önce giriş yapıyor mu? Ben bir giriş yapayım. Bir taziye, birkaç taziye olayım. Buyurun abi. Buyurun. Bir selamünaleyküm dedim de hemen kestim. Selamlar. Herkese hayırlı akşamlar öncelikle. Moderatörün dediği gibi Avrupa Kupası maçları dolayısıyla bugün aldık. Kusura bakmayın. Bizim izleyicimiz biraz bundan alışık değil ama idare edin bu bu haftalık. Tabii yayına başlamadan önce iki tane taziye olayımız var. Onları söylememiz lazım. Birincisi Alanya Posta TV ortaklarından aynı zamanda Alanya Posta Gazetesi Genel Yayın Müdürü Mehmet Ali Gürses'in babası Mehmet Gürses'i kaybettik hafta içinde. Ben taziyesine beraber Futbol Nabzı programı olarak beraber sizlerle beraber gittik. Taziyelerimizi yaptık. Allah mekanı cennet etsin inşallah. Ben Mehmet Ali Gürses'in ailesine ve rahmetli Mehmet amcamıza da söz söylüyorum. Allah'tan rahmet diliyorum. Aileye de sabır diliyorum. İkinci olay da AGC Yönetim Kurulu üyesi Hamdi Acet babasını kaybetti. Ramazan amcayı kaybetti. Eskişehir'de defnedildi. Onu da Hamdi Acet kardeşimize başsağlığı diliyorum buradan. AGC Yönetim Kurulu üyesi, gazeteci, yıllardır gazeteci. Böylelikle iki tane taziye mesajıyla. Teşekkür ederim. Ona da ben aradım telefonla Futbol Nabzı programı adına. Teşekkür ederiz. Taziyelerimi bildirdim. Çok teşekkür evet, ederim. Evet buyurun. Abi. Evet Muhittin'ciğim bugün seninle başlamak istiyorum. Ben de rahmetlerimiz Allah'tan rahmet. Evet. Sevenlerine başsağlığı dilerim. Veysel abinin dediklerine sonra da katılıyorum. Evet buyurun. Muhittin'cim Veysel abi burada bir hafta önce Trabzon içimizden geçer dedi. Hayır. Bir dakika abi. İçimizden geçecekler dedi. Böyle. Bir de Kutlu Ahmet Çakar gibi içimizden geçecekler dedi. Diye bağırdı. Ama bence olmadı. Trabzon maçında tabii ki dünyada bir ilki yaşamış olabiliriz kendi kalemize asist ve gol olayında. Şöyle kısa bir değerlendirmeyi bugün senden alayım. Veysel abi paylaşımlarını yaparken Trabzon tamam maçıyla alakalı. Tamam abi. Ya, Abdullah Avcı'nın Trabzon'un başına geçmesiyle evet. Herkeste bir hava oluştu. Herkes işte Trabzon Alanya Spor farklı yener. Evet. Trabzon Spor farklı bir oyun oynar gibi. Herhalde ama buna takılmayan bir ikimiz vardı. Aynen, herhalde. Sene başından beri Trabzon Spor'u izleselerdi bunları evet. Söylemezlerdi. Aynen öyle. Ben galip geleceğimizi değil ama en azından bir puanla falan döneceğimizi tahmin edebiliyordum ki bence galibiyete de çok yaklaştık. Merhaba. Takip ediyoruz. Hani galibiyete de yaklaştık. Bence ilk yarı özellikle Oğuz Aydın'ın bencilliği olmasaydı evet. Efe Can Asatar vesaire çok net gol pozisyonu. Diğer gol pozisyonlarımız evet. Da vardı. Fakat baktığımız zaman bu maç Ömer Erdoğan kadroda değişikliğe gitti. Evet. Kordova'yı yedek bıraktı. Evet. Aslında çok fazla bir değişiklik de olmadı. Yap. Bölgesel değişikliklerle oynadı. Carlos Eduardo'yu forvet evet. Alanına çekti. Bu da Alanyaspor kadrosunun genişliğini ve her oyuncuyu her bölgede kullanabilme özelliğini gösteriyor. Carlos Eduardo bir maç önce sol açıktayken bu maç forvette başladı. Takip ettim yedekti. Tabii. Oğuz'un yerine sol açığa evet, başlıyordu. Biliyorum. Bu maç forvette başladı. Forvette Can Meyer Novais'in arkasında başladı ki evet. Bana göre Can Meyer belli bir noktada kötü oynasa da evet. Maç genelinde iyi performansa geldi. Top ben ayağına dedim, yakıştı. Evet. Herkes şeye takıldı. Oğuz Aydın'ın yaptığı hata evet. Ve kendi kalemize attığımız gol. Evet. Kendi kalemize attığımız golde Ali'nin ben çok fazla bir şey olduğunu düşünmüyorum orada. Ya olabilecek, olabilecek bir şey. Aynen, o kadar. Oğuz Aydın konusunda şey da hiç kesmiyorum. Birazdan hiç kesme istemiyorum ama ben konuşurken de. Araya hiç girmek dedin, kestim istemiyorum. Kestim. Ben uyarayım. Evet, devam ben keseceğim biraz sonra. Bir tane kesebilirsin. Yok, bak kardeşim bak hiç kesmiyorum. Bir tane kesebilirsin. Şimdi benim konum kesildi mi? Kesildi. Onu biraz diyorum. Sonra aynen, ben de bir keselim. Tane kesebilirsin. Evet devam edelim.
Şimdi baktığımız zaman Aletin'in kendi kalesine attığı gol, kendi kalesine attığı golden önce de Oğuz Aydın'ın yaptığı enteresan hata. Enteresan pası. Evet. Olabilir. Futbolcudur. Geri pasta hata yapabilir. Bazı şeyler olabilir. Fakat maç geneline ve haftalardır performansa baktığımız zaman Oğuz Aydın. Bravo. Bir önceki hafta gol attı. Doğru mu? Karagümrük maçında ikinci gol attı ama. Kayda değer bir şey değil. Çok komik ya. Evet. Kayda değer bir şey değil abi. Evet. Evet devam edelim. Bir şey değil. Abi konu gülesim geldi benim birden. Cümlenin sonu bitmedi. Niye gülesin? Abi gülesim geldi. Gül abi ya. Evet devam et Muhittin. Gülesim geldi ya. Abi bir alay edecek veya gülecek ne var ki? Alay edecek bir şey değil ya. O da kendi cümlen bitseydi. Bitseydi keşke öyle gülseydi. Cümlen bitseydi gülseydim. Bunda gülecek bir şey yoktu gülesin abi. Gülesim geldi. Oğuz Aydın bir hafta önce gol attı. Ama performansı iyi mi deseydin değildi. Değildi. Oğuz Aydın bu hafta çok net gol pozisyonunda Efecan'a verse veya düzgün bir vuruş yapsaydı, bencillik yapmasaydı gol atma şansımız var mıydı? Vardı. Gene bencillik yaptı. Geri pas hatalı verdi. Oğuz Aydın yüzünden gol yedik mi? Yedik ki biz beraber ortalama 50 kişi maç izledik. Aynen. Ayağa kalktım. Beyler dedim. Herkes şahittir. Beyler Oğuz Aydın'a çok fazla dedim. Laf demeyin. Daha toplasanız iki tane hata yaptı. Daha fazla yapar dememe kalmadı. Pas hatasını yaptı. Sen de vardın. Aynen. Daha yerime oturmamıştım. Evet. Şimdi baktığın zaman ben Oğuz Aydın'ı haftalarda değil ortalama bir senedir eleştiriyorum. Evet, geçtiğimiz sezonun yarısından beri eleştiren bir insanım. 21-22 yaşındaki genç bir çocuğun kendini artık 35-36 yaşında futbolun son evresine gelmiş gibi hareketleri, koşmaması. Bu sene başında baktığımız zaman birazcık hareketlenir gibiydi ama aynı bencilliği devam ediyor. Evet. Oğuz Aydın'ın hoca tarafından mı, başkan tarafından mı, yönetim tarafından mı iyi bir şekilde uyarılması gerekiyor. Aynen. Leroy Fell'le bildiğim kadarıyla çok samimi. Çok yakınlar. Artık Leroy Fer 34-35 yaşında futbolun son evresine geldi ama Oğuz'un birisinin Oğuz'un genç olduğunu, ileride bir geleceği olduğunu bir anlatması gerekiyor. Aynen. Aşırı şekilde bencil futbol oynuyor onu söyleyeyim. Aynen. Ha, maçın genel şeyine baktığımız zaman da Alanyaspor bence tecrübesizliğin kurbanı oldu. Ben onu da söyleyeyim. Oğuz Aydın yakaladığı pozisyonları atsaydı, o kaçan pozisyonları atsaydık maç alabileceğimiz. Trabzon sürdük. Halkı bile kendi takımından gol beklemiyor. Trabzon yok durumdaydı. Aynen, onu söyleyeyim. Trabzon ana şey mi yaptın? Evet. Hareket mi yaptın Trabzon'da? Tribünlere baktık abi. Tribünlerde ben mesela bir sene önce Trabzon tribününe baktığım zaman bizim gittiğimiz maç bile doluluk oranı azdı. Aynen. Takım pazartesi olması şeyiyle. Ama Trabzonspor'da aynı birazcık Alanya gibi. Tamam kulüplerine bağlılığı çok fazla. Evet. Taraftar sayısını şey yapamayız ama Trabzonspor zirveyi oynarken full artı full dolduruyor. Ama onun dışında orta kötü futbol oynarken boş. Kötü futbol oynarken tribünler full dolmuyor. Trabzonspor'un da böyle bir yapısı var. Puan alacağınız maçtı ve bu maç kime yazar derseniz, hani kime yazar derseniz ben bir kişiye yüklemek istemiyorum ama hocaya yazmaz, onu söyleyeyim. Bence Ömer Erdoğan'a maç yazmaz. Evet, teşekkür ediyorum. Veysel abi, telefonlar... Abi bir şey söyleyeceğim. Çünkü bazı kesimler sadece Ömer Erdoğan'a yükleme peşinde ama bence bu maç Ömer Erdoğan'a yazmaz. Ben seninle aynı fikirdeyim. Ömer Erdoğan'ın bu maç... Hep aynı kezanedik. Bu maç konusunda da Ömer Erdoğan'ın hataları var mıydı? Ömer Erdoğan'ın maç konusunda daha farklı şeyler yapabilir miydi? Yapabilirdi. Mesela son dakikalarda ilk defa takip ettim, dikkat ettim bilmiyorum. Cordova, Carlos Eduardo... Augusto ileri çekti. Anderson. Bütün forvetler sağdaydı. Bütün forvet oynayabilecek. Kapasiteli oyuncuların tamam forvetliydi. Evet. Bu maçın da 85. Ne yapacak? 55'te 50'de mi alacaktı? 4 forvetle mi oynayacaktı 50'de? Kaçta diyorsun Veysel abi? Golü kaçta yedik? Evet devam edeceğiz abi. Baktığın zaman Efecan Karaca. Bir saniye bir de Veysel abinin preslerinden bahsedelim. Efecan Karaca. Geçen hafta neydin burada ben Efecan konusunda? Evvel klapta da. Bir çekilmesi lazım. Bir çekilmesi lazım artık. Bir haftadır. Hiç yeteyip prens deme. Efecan'ın. Alanya seviyor çocuğu. Efecan'ın ilk maç. Efecan'ın. Sen Alanya adına ne konuşuyorsun abi? Ben Efecan. Sen Alanya müneccim misin sen abi? Hayır bir saniye. Müneccim misin? Efecan Alanya seviyor. Biz Efecan'ı sevmiyoruz. Sevmiyoruz mu biz? Ömer Erdoğan da herkes seviyor. Asıp kesmiyor. Demek ki neymiş? Bir anda mesela Oğuz Aydın 21 yaşındaki çocuğu direkt linç etmek gerekmiyormuş sosyal medyada değil mi? Efecan iyi çünkü. Kim yaptı onu? Efecan iyi. Sayın Uğur Veysel Okşar linkini siz kullanıyorsunuz değil mi? Az önce ne dedin? 3 senedir ben o eleştiriyorum. Eleştiri ayrı. Ama Efecan Veysel abi. Alanya tarihinde. Bir iletişim var ya o da ona yüklenemiyor. Seni şeye eleştiriyor ya yemek yiyor beraber Ömer Hoca'yla değil mi? Bittim abi. Siz Yaygara magazin bölümdesin. Bittiyse ben konuşacağım. Sen telefonu bırakırsan abi bir kere şu telefonu bırakman gerekiyor. Tamam şurada izleyicilerimize saygı için bırak. Hiç hoş değil abi. Hayır şu bitmedi. Abi yayından önce paylaş abi. Olmadı. Ya bizi ilgilendirmiyor ki ya. Oğuz Aydın eleştiriyorum ama linç etmiyorum veya toplum önüne hiçbir zaman atmıyoruz. Doğru mu? Eleştiri ayrı, toplum önüne atma bitti ayrı. Bitti mi abi? Bitti. Oğuz Aydın 21 yaşında bir genç. Sosyal medyadaki yazının bir tanesinde Veysel abinin yorumları var. Duruyor tamam mı? Alanya tarihin, dünya futbol tarihi. Sizler Alanya seyircisi hiç tanımıyorsunuz. Asist ilk defa asist yapıp ilk defa kendi kalesine gol atan tarihte ilk. Evet ilk kez.
Evet, teşekkür ediyorum Muhittin'cim. Veysel abi, Trabzon maçıyla alakalı yorumlarını senden bir de alalım. Bir de bir soru sorabilir miyim? Veysel abi bu sorumu araya giriyorum. İçimizden geçmenin tanımı nedir? Tamam, onu da yorumlar arasında anlatsın. Evet abi, Trabzon maçının yorumunu bir de senden alalım. Şöyle kameralar seyircimizin gözünün içine baka baka anlat. Şimdi abi. Kardeşim bak, şimdi siz yine hocanın hocaya ben bir şey söylemeyeyim diye altyapı yapıyorsun 8-1'den. Ne alakası var? Altyapı kurmaya çalışıyorum. Ben sadece Ömer Erdoğan'a yazmaz, Oğuz Aydın'a yazar benim için. Tek. Oğuz Aydın'ın hiç suçu yok. Niye? Oğuz Aydın orada kim kodu? Ben mi kodum? Bir dakika abi, bir gol atamazsan, bir gol de yedirirsen ben sana yazarım. 1-0'lık maç. Ya Oğuz Aydın'ı bu kadar çok eleştirmeyin. Çok anlam yüklüyorsunuz. Adam daha bu kaçıncı maçta 3-10 ilk oynuyor. Abi adam hiç çaba sarf etmiyor Veysel abi, hiç. Ben sosyal medyada... Ben burada medya, biraz bak, Veysel abiye katılıyorum. Abi fark şey etmiyor. Ne kime katılırsan katılır. Ben konuşabilecek tabii, miyim? Tabii buyurun. Bugün konuşabilir miyim? Tabii. Buyurun. Oğuz Aydın bu seneden bahsediyorum. Sadece 3 maçta ilk 11'de oynadı değil mi? Benim bildiğim kadarıyla, yanlış hatırlamıyorsam. Diğerlerinin hepsi ondan girdi. Evet. Bu kadar anlam fazla yüklememiz çok yanlış. Oğuz Aydın'ı eleştirmen insanların gözüne şundan batıyor. Oğuz Aydın gelişime açık bir oyuncu gibi görünüyor. Öyle transfer edildi. Fakat bir şey eksik Oğuz Aydın'dan. Bir de saçını boyatmış şimdi beyaza. Zaten futbolda yaşlı. Kendi de yaşlanmış. Saçını boyatacağına ya 50 metre geri pas. Zaten sen defans yapmayan bir adamsın. Aynen öyle. Senin yapacağın ileride gol atmak. Kaç asisti, kaç golü var abi bu adamın ya? Sezon başında. Birinci asistini yaptı abi. Birinci asistini yaptı. İki de golü var. Birini Başakşehir attı. Birinci asist de kendi kalesi. Birinci de ha. Çok güzel dedi. İlk asistini kendi kalesi de yaptı abi. Bir de geçen hafta kazara önünde top kaldı. Eskiden minyatür maç oynardık. Boş kaleye at derlerdi. Aynen. Boş kaleye bir top tekerledi. Aynen öyle. Ve büyük bir sanki Icardi gol atmış gibi koştu, sevindi, bir şeyler yaptı. Hocanın alnından öptü, hoca birbirlerinin alnından öptü, alveri yaptılar. Biraz Alanya seyircisinin sesine kulak verin. Bak ben nabızı tutuyorum diye bundan söylüyorum. Sadece ben demiyorum. Alanya seyircisinin neredeyse tamamı da aynı fikirde. Bu adam gelişime açık değil. Biz bu adamdan hala medet bekliyoruz. Ben bir kadro yaptım. O kadroyu herkesin değerlendirmesi, siz de değerlendirmeniz. Hemen verelim abi ya. Rica edeceğim. Hemen verelim Mustafa Bey. Ama aşağıda kalması lazım. Bak şu kadro. Aşağıda bunu bırakın, biz konuştuk ona. Aşağıda kalabilir mi? Bu haftalık kadro bu ama. Şimdi sakın cezalı ya. Augusto cezalı. Okey. Augusto cezalı. Bunu kim çizdi abi? Bunu nasıl kim çizdi? Şura, ben yaptım Şura abi. Şura mı çizdi? Ha ben yaptım abi. Kimin? Furkan'ın geldiği kadroda Fatih oynayamaz, Furkan oynar. Sen bunu diyorsan. Bir dakika abi. Bir kere Fatih konusunda bugün var ya dünkü maçta Aliti Fatih olmasaydı bana fark yedik biz daha. Tek öyle kelime söylüyorum. Öyle kademeler doğru girdik. Tek kelime ve, söylüyorum. Bak bir şey söyleyeceğim. Ve bir şey söyleyeceğim. Eğer Fatih'i yakın zamanda milli takımda görmezsek gelin benim yüzüme tükürün. Veyahut da ben çok büyük konuşuyorsun reis ya. Ben yüzü tüküreyim o zaman. Ya Meri falan giremiyor çok bu takıma ya. Çok bak, büyük konuşuyorsun. Bu sisi hoca Fatih 2-3 oyuncu izlemeye gitti oraya. Ve Trabzon'da çok siz futbol nasıl izliyorsunuz ben anlamıyorum ya. Ben çok güzel donmadan. İzliyorum. Donmadan. He? Donmadan. Şimdi biz nereye gittik? Ben maçın tamamını izleyemedim bu için. Yayın devamlı donuyor diye. Aşağıya verebilir misin? Şöyle küçük hani. Çekiliştekileri verdiğin gibi köşeye verebilir misin? Fatih. Ben izleyiciden de bu kadroya yorum bekliyorum. Furkan'ın olduğu doğru kadroda. Doğru kadromu veriyorum. Yok, ama bu kadroyu şundan bak. Ben ona bakacak olursam. Bir daha verelim. Ya köşede versin bir şey diyeceğim. Bir daha büyük ikram olsun. Sağ için bir benim şey diyeceğim. Benim olduğum yere verebilir ya. Benim olduğum yeri doldurabiliriz. Sağ taraf için bir şey söyleyeceğim. Sağ taraf için verirse. Augusto'yu söyleyeceğim. Augusto arkada. Büyük onun önünde de şey Adesun arkada. Augusto'nun Efecan'ı yedek kadroya. Aynen. Bu kadroya varım. Ama Muhittin bu durumda iki tane Türk'ünüz oluyor. O ne olacak? Niye? Bunu Fatih 1. Fatih 1. Ertuğrul 2. Başka yok ki. Başka yok. Bir de Yusuf 3 var. Aynen. Yusuf var. Yusuf oynatıyorsun sen Yusuf değil mi? Tabii Yusuf oynatacağım. Sen Yusuf oynatıyorsun. Ya Efecan ya Yusuf oynayacak Türk için. Abi Yusuf, Fatih, Ertuğrul 3'ü var. Efecan çıkmış. Ben bitireyim mi? Buyurun. Biraz da siz de değerlendirin bu kadroyu. Kordova'ya yanlışsa yanlış. Kordova'ya Anderson olabilir. Ama Anderson. Tamam yanlışsa yanlış dersiniz. Benim fikrim bu. Şey değil yani. Bir şey söyleyeceğim abi. Evet abi devam edelim. Şimdi bu Trabzon maçının genel için konuşacağım fazla bir şey yok. Alanya Spor aslında bir deplasmanda
Yapabilecek her şeyi yaptı. Yaptı. Ben 13-14 benim önem verdiğim 17-18 defa Galatasaray topla buluştu. 17 defa buluşmuş. Ha, yani benim beklediğim alan sporu bölüm bölüm sergiledi. Ta ki nereye kadar? Bir tane adamın çıkıp 50 metreden geri pas atmasıyla, bir asist yapmasıyla ve Ali'yi hiç suçlamıyorum, onu söyleyeyim. Ben de suçlamıyorum. Orada o piranaların içine, bölgesine, aynen, havuza, o mayın tarlasına pas atan Oğuz'du, birinci suçlu. Doğru. Ya orada tacat topu ya, neye geri pas atarsın ya? 50 metreye geri pas atar, sen kimsin ya? Kendi Neymar falan mı zannetti, Messi mi zannetti? Vallahi. 50 metreye uzun pas atıyor. Neymar, Messi hiçbir zaman öyle pas atmaz. Atmaz. Ya kim ne atarsa ya, sen de var ya, ne ararsın Veysel ya? Veysel abi. Geçen gün burada, geçen hafta programa konu ettiğimiz adamlar gibi bir hata ararlar. Onun gibi sen de hata ararsın ya. Geçen hafta adamlara niye laf attın şimdi, durduk yere? O bir arkadaştan yana şey kaldı. Bitireyim abi. Ben de onu söyleyecektim. Notlarını 9 maçta 9 maçta 2 galibiyet var abi. Evet. Konuşulacak fazla bir şey olmaması lazım. O zaman kapatıp gidelim. Şimdi diyeceksiniz Trabzon'da iyi oynadık, şudur budur. Kardeşim bunlar unutulur. Ne unutulmaz? 3 puan unutulmaz. Bu nedir? İçimizden geçmiştir. Berabere kalsaydı beni şöyle eleştirebilirsiniz. Bak burada itiraf ediyorum bunu. Bak onda var benim de, evet. Benim itiraf ediyorum bunu. Ben Abdullah Hoca geldikten sonra Trabzon'da, ama ben Bakasas'la oynamayacağını da bilmiyordum. Evet. O zaten bizim onu bana gece uyumayanlar söyledi. Yok, sakatlandı. Bizim buradaki açılışında o söyledi. O oynamayacak abi. Buradaki programdan sonra milli maç vardı ya. O milli maç haftasında sakatlandı. Ben biraz daha farklı bir, ama 1-0'dan sonra öyle goller kaçırdılar ki 2'de 3'de olabilirdi, onu da söyleyelim. Ama daha önce biz de 2-3 yapabilirdik. Evet. Maç başka yerlere gidebilirdi. O yüzden ne Ömer Hoca'yı bu maç için çok fazla eleştireceğim. Ama yine söyleyeceğim. Sabaha kadar yine söyleyeceğim. Ona geçmeden şunu söyleyeyim. Ben hayatım boyunca, demin söyledim ya, Alanyaspor taraftarına 3 maç oynayıp da bu kadar itici gelen bir topçu hiç görmedim daha. Abi Oğuz hakkında bir kişi olumlu yazı yazmıyor ya sosyal medyada da ya. Ben herkes yazıyor. Ya yani gerçekten. Bir de saç boyamış. Aynen. Ya saçını boyayacak, beynini boya önce ya. Top ayağına geldi mi millet, bak, bir şey benim oluyor. Benim dediğim olaya dikkate alan, Oğuz Aydın'ın Leroy Fell'le olan samimiyeti çok fazla. Leroy Fell 34-35 yaşında artık Avrupa'da parasını kazandı, her şeyini yaptı. Futbolun son evresine geldi. Oğuz Aydın'ın en yakın takımda arkadaşı Leroy Fer. Bakın barbekü partilerine, bakın kulübün antrenmanlarına. Leroy Fer'in nerede? Oğuz Aydın sırtındadır. Aynen. Hep yan yanalar. Artık Leroy Fer futbolun son dönemine geldi ama Oğuz Aydın onunla karıştırıyor. Abi o, ama Oğuz Aydın ama kaç senedir bekliyoruz Muhittin ya. Abi tamam da böyle. Şimdi ben eskiden büyütülmüş takım birinde bir Bülent Akın diye bir oyuncu vardı. Evet. Hiç kimse sevmezdi. Gelin hocalarla oynatırdı. Oğuz Aydın da sezon başında bir iğme yakalıyor gibi, özellikle hazırlık maçlarında, aynen, çok iyi oynuyor. Ama abi olmaz. Carlos Eduardo ona yere Oğuz'a yer açacağım diye. Carlos Eduardo enteresan yerler oynatıyor. Carlos Eduardo 250 maç yapmış buna kadar ortalama. Ya Carlos Eduardo'yu sol açıkta Cordova'yı forvetle başlattı. Aynen, bir şey söyleyeceğim işte, bak, bu kadar basit. Bir şey bilgi vereceğim. Ortalama bu adam 250 civarı maç yapmıştır. Ben bunun 20 civarını forvet oynadığını düşünüyorum ortalama. Yes, ama gol oranı %2'dir. Evet. Açıklarda oynarken daha fazla katkı. Daha verim alırsın. Ama hoca neyi görüyor? Ya akıl benim mantığım. Başta ben orada hiç suçlamıyorum abi. Şöyle bir şey, sizin çok sevdiğiniz bir adam var ya, Ömer Erdoğan. Ona suçluyorum. Oynatma kardeşim. Kimsenin şahsıyla ilgili problemi yok. Abi siz ikiniz beraber Ömer Hoca'ya laf etmediniz. Hasan Setköz ısrarla yazıyor ki gol yok. Hasan abi biz zaten gol olmamasının sebeplerini konuşuyoruz burada. Aynen öyle. Hani Oğuz Aydın oynayınca Carlos Eduardo yerinde oynamıyor. Forvetimiz oynamıyor. Hani bunları konuşuyoruz zaten abi şu anda. Evet. Anlatmaya çalıştığımız o. Şimdi Veysel abi şöyle bir şey olabilir mi? Oğuz Aydın'ı kesti. Carlos Eduardo sol. Augusto sağ açık. Aynen. Arkalarında Novaiş. Forvet'te de Cordova. Anderson veya Cordova. Onu yazmışsın. Ben böyle yazdım orada. Ben de bir dene. Hayır, sen Efecan'a yazmışsın. Hayır, Augusto yok diye. Augusto bu hafta yok. Yok mu Augusto? Augusto yok. Ondan yazdım. Kaçırdı. Augusto olsaydı bu hafta arkaya Adarjo'yla öne Augusto. Ben kesinlikle Efecan'ı bu hafta geneyle. Hadi bunu diyelim ki hoca. Hoca diyelim ki dağılmış vaziyette. Ha. Kardeşim 8 tane yardımcıya biz para ödüyoruz ya. Bu para havadan mı geliyor? Bunlar ne iş yapıyor?
Ama bir de şimdi herkes... Bunlar konuştu. Bunu görmüyor mu abi? Peki abi şey olabilir mi? Herkes konuştu ya. Oğuz Aydın. Bu biraz hocada da inat mı oldu acaba? Ben dinlemiyorum artık. Ya sen var ya, ben sana bir şey söyleyebilir miyim? Eğer bir hoca ileriyi düşünüyorsa... Bak. Olur Muhittin. Ego yaptırır. Şehirde bak. Ego yaptırır. Bir şey söyleyeceğim abi. Ego yaptırır. Sen Ömer Hoca'nın bir şey soracağım. İkinize soracağım. Ömer Hoca'nın bizi izlettiğini düşünüyor musunuz? Düşünmüyor musunuz? Hayır. Bizi veya herhangi bir kanalı. Bu nedir abi? Egodur. Ben de onu söylüyorum. Ben o zaman sen izlemiyorsan 8 tane yardımcım var. Bak bir hoca, iyi bir hoca, gözlemci bir hoca, beklentileri olan bir hoca çalıştığı şehirde her şeyi bilir. İstişare. Her şeyi bilmesi lazım. Hasan Çavuşoğlu bugün camiasına nasıl hakimse hoca da kendiyle ilgili her şeye hakim olması lazım. Ben sana şöyle bir örnek vereceğim. Bir gün Sayın Bakan'la ilgili bir durum oldu. Mevlüt Çavuşoğlu geçen her ismi burada kaydediyorlar. Yani mesela atıyorum sen sosyal medyada Mevlüt Çavuşoğlu ismi yazdın değil mi? Onu hemen alıyorlar konuyu, Sayın Bakan'a iletiyorlar. Ya hoca dediğin eğer o bakıyor ona duruma göre neyse. Evet. Hoca dediğin kaç tane, 4 tane, 5 tane televizyon kanalı var değil mi? Spor programı yapıyor. Evet. Hoca, hoca da hocaya sesleniyorum buradan. Atıyorum 3-4 tane dinlemiyor. Benden hariç. O dinlemese gece uyuyanlar dinliyor da gece uyuyanlar da ya ne yapacağını, hoca, ne yapacağız diyoruz. Hocaya müdahale etmez abi o gece uyuyanlar. Hadi. Ya o dinle, hoca dinle, yardımcılardan mı dinlemiyor? Ya ben bak ben başka bir şeyden bahsediyorum. Ben dağıtmayın. Ben dağılıyorum. Hoca konuşuyor da hoca dağılmış. Ben de dağıtmayın. Abi hoca, hoca konuşuyor hoca dinlemiyor diye ben şey. Tamam bana ben demin onu ben sordum zaten. Bana anlat diyor. Bir hoca tamam mı? Beklentili olan, ileriye düşünen hoca her şeyi bilmeye, her şeyi öğrenir. Bak hakkını yemeyeceğim burada. Şey vardı bizde. Şimdi Çağda Şatan mı? Hayır hayır. Yabancı dışarıda. Farioli. Farioli izlettiriyordu herkese. Rapor alıyordu. Tabii ki abi. Yapmazsa yapmasın. Ama her şeyi biliyordu. Ben ya insan var ya takip eder ya. Yaşadığı şehirde her şeyi. Benimle ilgili ne demişler. Yanlışlarım varsa düzelteyim. Allah aşkına ya. İnsan bir deneme yapar ya, bir şeyler dene ya. Aynı şeyler, aynı şeyler. Ha, birkaç maçta bak, bunu Trabzon maçında ayrıntıyorum ha, onu söyleyeyim. Trabzon maçında 2 de cezalımız vardı. Çıkabilecek kadroyu çıkardığımı düşünüyorum ben. Şeye de katılmıyorum. Benim çok sevdiğim bir adam Efecan ama biraz Efecan ben tarihi boyunca böyle başladığını hiç görmedim. Bir kaç de bu hafta tam ideal de Haderjon'a şey başlayabilirdi. Biraz takımda 8 şey maçım var. Oldu. Evet. 8 maç oldu. Efecan 0 asist 0 golle oynuyor. Efecan'ın bir kariyerinde sıfır, yok. Sıfır olumlu hareketli. Biraz ne var biliyor musunuz? Ben size söyleyeyim. Takımda lider oyuncu eksikliğini Novais kaldıramadı. Kaldıramadı. Bakın bunu söyleyeyim kaldıramadı. Efecan'ın her sene baktığınız zaman yanında iyi anlaştığı bir oyuncu olurdu. Örnek veriyorum Emrah Kova, örnek veriyorum Davidson. Birlik beraberlik sağladığı 1 veya 2 oyuncu olurdu Efecan her zaman. Çok çok iyi anlaştı. Efecan'a bakıyorum şu anda Carlos Eduardo'yla, Augusto'yla, Anderson'la, Cordova'yla bir birlikleri sağlayamadılar. Uyum sorunu var. Bu açık, bariz net belli oluyor. Evet. Emrah Kova'yla Efecan'ın oyun sistemi birbirlerine aldıkları nefesi bilirlerdi. Evet. Anderson'la Anderson diyorum. Davidson'la birbirlerine alışmışlardı. Biri sağ açık, biri sol açık. Birbirlerine tamamlıyorlardı. Birbirlerine alışmışlardı. Birbirlerinin oyun sistemini biliyorlardı. Efecan şu anda sağ bekle oynayan Augusto. Augusto topu alıyor, çalım yapıyor, götürüyor. Güzel çalım atıyor. Augusto bir şey ama kendini oynuyor. Çok kendini oynuyor ama Efecan etkisi kalıyor. Efecan bu sefer gerçekten yoruluyor. Çok koşuyor, ediyor, tutuyor. Bu sefer etkisiz durumda düşüyor. Ne yapıyorsun abi ya? Yani ben şunu çok bariz net bir şekilde takımda görebiliyorum. Takımda birbirine futbolcudan uyum sorunu var. Bunu çok bariz net şekilde görebiliyorum. Ben bitirebilir miyim yorumumu? Şimdi yardımcılardan bahsettim. Hadi evet. Hoca şey etmiyor dedim. Tamam. Alanya'yı takip etmesi lazım. Bunlar evet. Hocanın ileriyi düşünen, daha yol açı yeni çıkmış bu hocanın hatalarıdır. Bunlara ama senin dediğin gibi ego yapıyorsa daha da kötü. Ben söyleyeyim ben yapıyorum. Ben eğer sen Oğuz'a yarışmak için orijinal kanat oyuncusunu forvet atıyorsan. Forveti dışarıya atıyorsan. Hem onu bitirirsen, 2 tane forvetini kenarda oturtuyorsan, ha şunu tartışabilirsin. 2 forvet, 1 forvet etmez diyebilirsin. Bunlar ayrı konu. Ama forvet dediğini de oynatarak kazanırsın. Tabii. Oynatmadan kazanamazsın. Doğru. Şimdi Cordova geldi attı, golü attı. Ula dedik, nasıl bir topçu, iyiymiş bu dedik. Ama daha sonra kaptılar işte bir forvet oynuyor. Wagner'la 7 maç gol atamadı doğru mu mesela? Doğru abi. Ondan daha sonra yıldız oldu. Abi forvetle kaleci oynuyor abi. Aynen. Ben bir daha eğer sen bunları yaparsan
Hem bu oyuncuyu bitirle, bu oyuncuları bitiriyorsun. Bak bu maçın en kötülerinden birisi de Carlos Edeordo'ydu. Doğru. Tamam mı? Bu adamı bitirirsin, biz de bitirirsin. Ben son defa şunu söyleyeceğim abi. Yüksek sesle bir daha söylüyorum. Bak hep söylüyorum, anlaşılmıyorum. Bu son değişim olacak. Bundan sonra fazla konuşmayacağım. Biz bu hocayla ikileri, iki geri, bir ileri gideriz. Bu hocayla bizim gidecek yolumuz yok. Ben bunu bu maç için söylemiyorum. Bak tekrar ediyorum. Bu maç için de şundan söylüyorum. Abi Allah aşkına ya. Hadi biz şoka girdik de. Hocam Migros'a mı giriyor? O şoka girmiyor mu acaba? Her maçta bekliyor abi ya. Maça müdahale etmiyor ya. Yine 51 ile 81 arası hiç müdahale etmedi. Abi sen galipmiş gibi bir hareket var ya. Ya sen bunu, ya olacak şey değil Muhittin bu ya. Yani biz şoka giriyoruz da o arada girmiyor şoka. O başka yerlere giriyor galiba. Ben şunu düşünüyorum. Sen bu maç hocaya yazmaz dedin ya. Trabzonspor maçı. Ben yazmaz demedim. Ben bu maçı dedin ya. Hayır göre. Sen dedin ya bu maç hocaya bir şey demem diye. Fazla ben, demem. Ben bu maç hocaya lafı derim. Neden derim? Hani demin demeyeceğim dedin. Hayır hayır şöyle derim. Abi ilk 11'e bakarım. Trabzonspor'un genel durumuna bakarım. Çok bariz ve net bir şekilde. Oyuncu kadro yapımı ona göre ayarlarım. Efecan haftalardır formsuz. Ağustos ayında oynatabilirdi. Aynen. Hadarjona'ya girdi oynatabilirdi. Oynatabilirdi. Bu bariz net bir şekilde belliydi. Evet. Acaba madem Oğuz'u kullanacaksın, ısrarla Oğuz'u kullanacaksın, bunu yap. Efe abi Oğuz'un başını yiyecek olma Oğuz bunu böyle giderse. Yiyecek. Bu seyirci hem Oğuz'a hem hocaya dönecek, bak göreceksiniz. Bak bu... Her iki tarafta gruplarını bu hafta şey Oğuz... dersiniz ama. Hayır hayır bu hafta Oğuz iki tane hata yapsın maratonu görsen. Görsen maraton, tarafta grupları belki bağırttırmazsınız ama maratonu da kimse durduramaz. Geliyor diyor bu. Geliyor. Doğru. Adım adım geliyor. Ya. İnşallah kazanır da. Mesela ben Karagümrük maçında. Vaat alır kendine bir daha. Ben Karagümrük maçında Oğuz'un ilk 11'de başlamasına şaşırdım. Bak açık konuşayım şaşırdım. Oğuz'a mesela 90 dakika dayandı. Gol attı şey yaptı ama gol attığı dakikaya kadar mı insana keşke, kanser etti. Keşke iyi oynasa biz de sevinsek ya. Keşke ya. Genceden para kazansak ya. Benim. Kendi de biraz para kazansak. Biraz da o yüzden mi ısrarla oynatılıyor? Kendini göstersin de satalım diye. Onu ben, da o varsa arkada bizim bilmediğimiz başka bir şey. Onu da düşünüyorum. Bak ben onu da düşünüyorum. Bugün hoca ne demiş? Çünkü, bak çünkü hoca, sezon başı Oğuz'la alakalı haberler çıktı. Hoca cin gibi kardeşim. Diyor. Cin. Bugün maçtan sonra ne açıklıyor? Ben diyor hocaların çok sık gitmesinden rahatsızım diyor gidip gelmesinden. Başarısız olsa ne yapacak? Sen 9 maçta 2 galibiyet almışsın hocam bana. Bak bu maçı yine ayırtıyorum. Bana Sivas maçını kaybet bakalım ne olacak? Kaç puandasın hocam? 10. 4. sene puan durumu bakar mısın abi? 4. sene takım kaç puanda abi ya? Çok basit sanıyorlar bu işi ya. Ahmet Görgülü demiş ki bu hafta maratonda yokum. Oğuz hata yapabilir yazmış. Evet. Bir dakika abi şuraya bir baksın da ben bir baksın. Şey söyleyeceğim. Peki söyle abi. De sana abicim sorun Alanya var. Spor 11. sırada 9 maç. 2 galibiyet. Sondan 4. kaç puanda? 2 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyetimiz var. 10 puandayız. 10 puan. Sondan 4. kaç puanda? Sondan 3. Pendik Spor 7 puanda. 7 puanda. Yani, ama bir maç var ya. Maç Pendik var. Kazandı. Bu alttakiler kazandı geliyorlar. Evet. Sen duruyor musun? Onlar gelmiyor abi biz gidiyoruz. İsmin yani, Sivas aynı puandayız değil mi biz? Aynen. Ya baktığın zaman da 5. ile de 5 puan var. Ligin daha yenisi evet, ama evet. Bu saatten sonra ligin kaderi. Keşke kazansak abi. Şey abi. Bu saatten sonra ligin şöyle. Çizgisi belirlenir. Bak kazansak da bana her hafta burada vurur. Bu saatten sonra Alanyaspor 3 hafta örnek veriyorum 5 haftada 3 galibiyet alır. Üst sıraları zorlar. 5 haftada 3 mağlubiyet oynar. Ben vallahi onları istemiyorum ligin, artık. Ligin bu saatten sonrası kaderi belirler tamam, abi. Tamam Muhittin'ciğim. Ama bizim söylediğimiz şu. Ben Vesel abiye şu konuda katılıyorum. Şu an o söylediğim birinci varyant asla bir umut vermiyor. Öyle bir yani umut yok. Kimseye vermiyor abi. Evet. Vesel abi benim gözüme takılan bir istatistik var. Onu evet. Sana sormak istiyorum. Buyurun. Ama beni net dinlersen sevinirim. Tabii buyurun. Şimdi abi biz bu maçta toplam kaç faul yapmışız biliyor musun? Tek Veysel abi mi soracağım? Evet, çok az. Şeyin yarısı kadar yok. Ne yarısı bile yok. Ne yarısı ya? Sert değildik. Onu ben alacaktım. Abi, sen geldi soru. 4 maç. 4 faul abi. Abi bak. 90 dakika Muhittin. Abi bak. 4 faul. Bu ne demek biliyor musun? Güzel bir hiç şey. Hiç kimse ısırmamış bazen ya. Bazen bak matematikte 2 kere 2 4 eder ya bazen 2 kere 2 4 etmez. Bizim bilmediğimiz, kimsenin bilmediği, bizim de çözemediğimiz başka şeyler de oluyor. Şimdi seyirci... Taraftar benim Veysel Esta Alanyaspor bu arada söyleyeyim. Orada yorumları takip ediyorum ben. Siz ediyor musunuz bilmiyorum. Bence bu haftadan sonra ne yap biliyor musun? Ya bir şey oradaki en dikkat çekici 10 yorumu da buraya verelim her hafta. Olur. Bir şey söyleyeceğim. Herkes şey yapıyor. Takımın kötü olduğunu söylüyor. Tamam. İyi oyuncu yok hoca ne yapsın diyor. Ya şimdi futbolu biraz yorumlarken da kötü takımımız yok. Yani elimizdeki takım geçen seneye göre 2 tık üstte bir takım. Evet. İyi kullanman lazım, iyi kullanamıyoruz. Böyle derse
Ya bizim şey ne oldu ya? Sisto ne oldu abi? Ben de onu çok merak ediyorum. Abi Janvier gerçekten iyi oyuncu. Richards iyi oyuncu. Augusto iyi oyuncu. Carlos Eduardo iyi oyuncu. Aliti iyi oyuncu. Yani Pagia bunlar Tool, iyi. Dokunuş yapmıyor abi. Ya aynı oynuyor oyuncu. Hep ya. Bak size şunu ben söyleyeyim. Ben 12 maçta dokunuş yapıyorum. Bu kadro Farioli'nin elinde olacaktı. Harikalar yaptı. Her hafta şöyle. Ben çok önemli bir şey söyleyeyim. Senin aslanla görmeye çalıştım. Farioli bu takımı yaşattı. Bu maçta değişik sistemde oynadı. Yaptı. Onu da söyleyeceğim. Onu soru olarak soracağım. Ama ben şöyle bir şey söyleyeyim. Maçın yarısında kalitesinde. Kadro kalitesinden bahsettiniz ya işte seyirciler öyle bir... Abi dün Bayern Münih ile Galatasaray arasında ne kadarlık kadro farkı var? Ben sadece bir örnek vereceğim. Aşırı o maçta yok. Yorum yapmıyorum. He? Aşırı yok. He? Aşırı yok. Aşırı yok mu? Eski Bayern Münih ile Galatasaray bak. Sen dalga mı geçiyorsun? Koman sadece Galatasaray ya. Nasıl abi, şey başka yok? Takım konuşacağız. Abi Nezel abi öyle yaparsan ben bir daha sorum onu sormam. Abi, bunu bana yapamazsın. Bana ben bir örnek veriyorum. Hayır. Ben bunu kabul etmiyorum ya. Ne alaya spor sor abi bana. Fark etme ben sana örneği açıklıyorum. İyi tamam devam et. Buyurun efendim. Abi ne bağırıyor ya? Abi ne bağıracağım? Ayıp ya. Ya ben 30'er dakika konuştunuz ya. Soru soruyorum. Abi ben alaya spor. Ben ne dedim? Cümlemin başında ben Galatasaray'ı konuşmuyorum dedim. Örnek veriyorum dedim. Evet. Örnek veriyorum. Çok büyük fark var. Evet. Muhittin'in salladığı şu an... Apaçık bambaşka bir şey. Ama çok büyük fark var. Sadece Koman Galatasaray'da şu an. Değil abi. Şunu söyleyeceğim. Ben onu tartışmak istemiyorum. Ben sana abiye soruyorum. Onu tartışmak istemiyorum. Tamam sorunu sor. Galatasaray önde baskı yapıp savaşarak Bayern Münih'e diz çöktürdü 70 dakika. Ne oldu sonra? Ama ne olmuş? Muhittin. Yetmedi. Sana sormuyorum. He? Nefes yetmedi. Nefes yetmedi. Sen hiç Alanyaspor'u 70 dakika böyle baskı yaparken gördün mü? Yok. Göremezsin. Hatay maçı. O yüzden 4 faul var. Hatay maçı. O yüzden sadece 4 faul var. Ben bu soruyu o yüzden aldım. Anladım. Sıfır baskı, sıfır pres, sıfır ısırma. İşte onları kimseye memnun etmiyor takım. Onu diyorum ben sana. Yoksa bizim çok ama iyi zaten zaten bunu, sen zaten bunu, sen bunu Galatasaray'a. Memnunla kimler var biliyor musun? Hocayı sevenler, hocanın ekibi. Yok, ben başkan da memnun olduğunu düşünmüyorum. Abi, gece uyumayanlar da memnun olduğunu takıma, düşünmüyorum. Bu hafta hadi bu hafta pres yapacağız ya. Ya önde basacağız bütün korner kontradan 4 tane gol gelir. Ama önde basalım. Şey söyleyeceğim sana. Futbol nedir abi? Futbol temaşa oyunudur bir. Seyirciyi mutlu etmen lazım. Taraftarı mutlu etmen lazım. Enes'i durdurun yazıyorlar. Temaşa ne ya? Öğrenirsin. Bir sözlüğe bak öğrenirsin. Temaşa ne olur? Bak sen. Ben konuşurum kadar. Peksel abi. Bu niye bak yapalım? Şimdi seyirci tamam mı? Sen seyirciyi mutlu etmek için oradasın. Sen bu takımı ligden kovmak için orada değilsin. Evet. Seyirci mutsuzsa sen bu önlemi alacaksın. Yönetim olarak, başkan olarak kardeşim. Abi, seyirci mutsuz abi şu anda. Biz. Ama ondan mutsuz. Ama bundan mutsuz. Seyirciyi biraz dinleyeceksin. Kulak yeri geldi. Yeri ne geldi. Diyor? Harikalar burada yaratan. Söylüyorum. Gece uyumayanlar bizi izliyor biliyorum. Buradan söylüyorum. Dinleyin biraz insanları. Vallahi gece uyumayanın biri geldi. Tam zamanında geldi. Bir daha söyle. Mehmet Ali abi. Bir daha söyle. Mehmet Ali abi ki. Abi ne oldu? Korktun mu? Söylesene evet. Bir daha aynı cümleyi. Gece uyumayanlara buradan sesleniyorum. Evet. Ben kimsem korkar mı? Ne biçim bu soru? Hayır abi ben öyle dedim. Hemen öyle çekildik. Mehmet Ali işte çok severim. Bugün ne kadar agresif ya. Abi bir daha cümleni hala söyleyemedim. Gergin. Az önce konuştuğun cümleyi hala söyleyemedim. Bir daha söyle. Neydi? Gece uyumayanlara sesleniyorum. Gece uyumayanlara sesleniyorum. Taraftar Alanyaspor oynadığı oyundan mutsuz. Taraftar başka farklı şey diyor. Bir inat mı var, inatlaşma mı var taraftarla hoca arasında? Evet. Kimse bilmiyor neler evet, oluyor. Hoca arasında ne var abi? Evet. Bir inatlaşma soruyor abi adam diyor. Bir gazeteci olarak yani soruyor. Illaki çay geldi mi? Çayı sen alır. Taraftarla hoca arasında değil. Abi bakın gene taraftarla hoca demedim. Taraftarla hoca dedin ya şimdi. Ha pardon yanlış söyledi ya. Takımla hoca diyecektim. Takımla hoca diyecektim. Evet. Bir şey mi var? Yani bir sen demin dediğin soruya geri ver. Evet. Yani bizim Alanyaspor takım 4 faizde kalması imkanı yok ya. Yani ya sen buna Bayern Münih örneği verirsen olmaz. Temaslı ben Bayern Münih örnek vermiyorum. Ben maçı örnek veriyorum. Ya bir yoksa çok büyük kadro farkına rağmen nasıl diz çöktürdü 70 dakika bizde ben 5 dakika böyle pres görmedim. 5 dakika ben, Alanya'da. Bir saniye burada da hoca farkını gördün mü o zaman? Tabii ben zaten hoca farkı. Dakika tabii. 60'ta 65 arasında Okan Buruk dün aynı hatayı yaptı. Aynı hatayı yaptı. Galatasaray sağdan ben burada başka takımları konuşmak istemiyorum abi. Ha. Ağzım kurudu benim ya. Getir abi. Ağzım kurudu. Teşekkür ediyorum. Hadi. Evet, Mustafa yorumlar hazırsa yorumları alalım. Muhittin'e bir yorum okutalım, biz abi, şey yapalım, çay içelim. Abi sen nasıl bağırdın çığırdın? Abi şunu alıversen. O şişik kaşığı ver Muhittin'e. Sen nasıl bağırdın çığırdın biraz önce ya? Ya Vesel abi ben deli ediyor ya. Dinlemiyor ki, cümleyi dinlemiyor. İyice şey yaptın. Ama adam haklı. Adam haklı değil. Oku Muhittin'e. Gitmişsin, yok Barcelona, yok Bayern Münih. Biz burada Alanyaspor konuşmaya geliyoruz.
Ben yorum okuyacağım. Yılın başından beri Trabzon'u izleyen sensin. Zehra Akşar iyi yayınlar dilerim canlar. Liza Zahit Seba iyi yayınlar değerli arkadaşlar. Trabzon'da olmadı. Puanlar bir türlü getiremedi. Hem de gol şanslarımız vardı. Kaçırdık. Hem de çok kötü hatalar da vardı. Ama biz inancımızı güveneceğimizi kaybetmeyelim. Her şey güzel olacak. İnşallah. CHP'nin seçim şeyle ilgili Liza abi her şey güzel olacak diyorum. Kim o? Reis Emra. İyi akşamlar, iyi yayınlar, Mahmutlara selamlar. Abi her şey güzel olacak da. Evet. Güzel olması için gerçekten ama gerçekten bazı şeylerin değişmesi gerekiyor. Sen de mi hoca değişmeli diyorsun yani? 20 güne, iyi akşamlar, iyi yayınlar arkadaşlar. Tribün liderimiz Sayın 20 güne. Cennet Baba Kemal mi Kamil mi Veysel abi? Cehennem onun adı asıl ya. Selamun aleyküm, iyi yayınlar diliyorum. Beyler Meyseroğlu kolay gelsin. Kemal abi. Doğan Yanık, selamun aleyküm, hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar. Hayırlı akşamlar. Hamdan iyi akşamlar, iyi yayınlar dilerim. Zehra Akşar kalp koymuş. Hilmi Lök, Demokrat Parti ilçe başkanımız bizleri yalnız bırakmıyor, iyi yayınlar demiş. Halil Bilgin, iyi yayınlar, her zamanki gibi ekran başındayız ama keyfimiz yok. Bak çok önemli. İstanbul, Pendik, Antep kazandı. Başakşehir oradan çıkacak. Potoya çok yakının. Sizin fikriniz ne bilmiyorum ama sezon sonu umarım korktuğum maçımıza gelmez. Evet. Bu biraz önce de ben demiştim Halil abi. Şu önümüzdeki 3 maç çok önemli. 3 maçtan 6 ile çıkarsak ilerimiz güzel ama kötü şimdi çıkarsak işimiz bu yorumları okurken niye hep ben kapalı duruyorum? Tehlikeli bir hareket yapar mıyım diye korkuyorum. Yok ya. Abi beni kapat Veysel abi. Beni kapat diyorsun. Beni. Zaten Muhittin okuyor, sen okuyor. Hadi şey yorum yapıyor ya. İyi akşamlar, iyi yayınlar, selamlar demiş. Hasan Sertgöz, iyi akşamlar, iyi yayınlar arkadaşlar. Sağa bindirme yok. Sol bindirme giremiyoruz. Bunu hocaya yazmak lazım. Bilemiyorum nereye kadar böyle gider. Yücel Şener, iyi akşamlar, iyi yayınlar Veysel abi. Muhittin Başkan Meclisi yine harika görünüyorsunuz demiş. Teşekkür ederiz. Halil Rıza Kaç Alanyaspor oynadı. Baktı Trabzon atamadı. Biz atalım dedi. Onu konuşmadık ya. Bir iki kelime. Metin bir Tan, burada Metin Tan iyi yayınlar selamlar. Ona geniş yer ayıralım. Yücel Şenel Oğuz bu takımda ya. Oynamalı mı ya da kalmalı mı demiş. Ben yaşamadım böyle bir şey. Yücel Şenel Oğuz takımda kalmalı mı yoksa oynamalı mı demiş. Hulusi Tavlu iyi akşamlar iyi yayınlar demiş. Serhat Çuşkun iyi yayınlar hayırlı akşamlar. Herkese selamlar sevgiler saygılar Serhat demiş. Serhat Bey az sonra kampanya ile ilgili konuşacağız. Tekin Duman İlmeser buradayız yanlış. Ya bu İlmeser beni öldürecek ya. İlmeser dün akşam geçmiş program birine yorum yazmış. 17 Ekim programına yazmış. Programı abi. Bitirin diyor. Galatasaray maçı var diyor. Bilmem ne diyor. İsmail Yeni kaşifesin abi. İsmail Yeni hayırlı akşamlar iyi yayınlar yakışıklı yorumcularımız. Dokalemizde ilk maçımızı izledik. Çok güzel olmuş. Emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. İlk maçımızda Kestesu Başkanı Sayın Levent Nuri abi Nerdoğan bize rezalet ederek onurlandırdı ayaklarına sağlık demiş. Muhittin burada bir yorum yapabilir miyim? Tabii ki abi. İsmail abi çok teşekkür ederim yorumun için öncelikle. Biz değerli büyüklerimiz izliyor bizi. Eski abilerimiz, tribün abileri. Biz bu lokalde sadece taraftar grupları eksik var mı yok mu kendi çapımızda bir maç izledik. Biz lokali açmadık şey anlamında. Öyle bir açılışı Muhittin Hilmi Güney ve Samet Kayabaşlı inşallah açıklamayı yapacak. O zaman derneğe komple herkesi davet edeceğiz zaten Allah izin verirse. İnşallah evet. Tekin Duman'ı iyi yayınlar diliyorum demiş. Hocam bizi Şebrik'ten dinliyordur. Nazım Söylemez iyi yayınlar diliyorum beyler demiş. Mert Besili iyi yayınlar demiş. Konfor Döşeme Mustafa. Ara sıra yorum yapayım yazılanlara ben yap, ya. Yap sen istediğin yerde durdur yap. Hayırlı yayınlar diliyorum demiş. Israrla bir izleyicimiz var Tuna Anlul'da. Israrla tek tek konuşun diyor. Sebahattin Çelik iyi akşamlar yayınınız güzel olsun atışma olmasın Veysel abi bayağı cesaretli bu yayında dikkat edin demiş. Nasıl cesaret ben hiç cesaret demeyeyim bir dakika dur Sebahattin ne biçim konuştun öyle kardeş. İzleyicilerimiz istediği şekilde konuşuyor. Tabii abi. Kısır olmadığı sürece. Yani? Bizi kısıtlıyorsun onları kısıtlayamazsın. Küfür veya hakaret olmadığı sürece herkes istemiyor. Ben her şeyi okurum dinlerim Mehmet de yani. Mehmet Biber hayırlı akşamlar. Sebahattin bir yorum daha istiyorum. Tunağan burada abi tek tek konuşun demiş yani abi, sana. Abi bir dakika abi ben niye konuşamıyorum ben müşterimle müşteri demiş. Müşteri mi? İzleyici ben konuşmak istiyorum ya. Şimdi neden sen? Ben Sebahattin'e diyorum senin ki. Senin neden üstün kapalı? Niye cesaret? Niye cesaret? Neden o kanıya kapıldı? Bir daha yorum yazmasını rica edeceğim. Ya evet canımsa. Evet yorum, değerli. Yorumlarda neden senin üstün kapalı? Şimdi evet değerli mi? Müşteriler. Evet yorumlara devam. Fikret Gürü hayırlı akşamlar iyi yayınlar. Abdullah Söner'le iyi akşamlar iyi yayınlar. Maçın adamı Richards. Çok iyi top oynadı. Şey söyleyeyim. Doğum günü kutlu olsun Abdullah abi. Fikret Gürü bu arada ben yeni öğrendim. Allah başını sağ olsun. Kaybedeni kaybetmişsin. Ben sonradan öğrendim. Allah rahmet eylesin. Berberdir kendisi. İyi bir Alanyasporludur. Abdullah Soner'in doğum günü bugün. Abdullah o da abi o küçük dev adam benim o. Gönlü büyük adam. Doğum günü kutlu olsun. Öyle mi? Nice lokalden atırsak onu yüzden atırsak. Aa bak ya adam yaşlandı hala doğum günü kutlar. Hasan Çelik cümleten hepinize hayırlı akşamlar iyi yayınlar diliyorum. Muhittin ben buraya bir yorum yapacağım bir dakika. Hepiniz de demiş. Evet kapatın abi. Abi bizi göster. Hepiniz de demiş. Muhittin. Veysel abi ne diyor? Abi yorumları kaldır. Bir şey söyleyeceğim çok önemli. Muhittin, Veysel abi ne diyor? Diyor ki, yaşı kaç oldu doğum günümü kutluyor. Bak,
Kendi doğum gününde şöyle kendi, aşağıda bir ekip bakmazlarında bir doğum önünde, günü kutlanmasın. Arkadaşlar. Yıkar ortalığı. Hayır hayır. Kendi evin önünde doğum günü kutlanmasın. Arkadaşlar çok duygulandım. Gözlerim yaşardı diyordu. Ya hastane, bir de kutlamasın. Hastaydım o zaman. Bir de kutlamasana Muhittin. Var ya. Alanya'yı top atın. Evet. Hastaneden çıktın o zaman. Bak izleyicilerimiz diyor. Yorumlara devam edelim. Devam edelim. Arkadaşlar tribün liderleri Muhittin geldiler evin önünde bir şale yaktılar. Sağ olsunlar. Ahmet Görgülü, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Efecan'ın performansını nasıl buluyorsunuz? Efecan'ın kampisi Uğur Veysel Okçalar'a sorulur demiş. Ben düşük buluyorum. Ben Efecan'ın hiç böyle başladığını şahit olmadım. 8 maç 0 asist 0 gol. Dinlendirilmesi gerekir biraz. Hamza Türkeli, iyi akşamlar, iyi yayınlar demiş. Halil Bilgin. Furkan, beni dinliyorsa da beni dinliyordur. Efecan bazen takip ediyor bizi, biliyorum. O zaman söyle de hocaya da söylesin. Hayır hayır, beni dinliyorsa söylediklerim alınma kardeşim. Seni seviyorum ben. Hatta seni hep koruduğum için, hep konuştuğum için de adım şeye çıkmış Alanya'da. Efecan'ın koruyucusuna çıkmış. Böyle bir şey yok. Bak diyorum, açık ve net konuşuyorum. Efecan performansı çok düşük. Ya toparlaması lazım kendini veyahut da yedeğe çek biraz. Dinlenmesi lazım diyorsun. Evet, buyurun. Efecan'a seslen, Ömer Hoca'ya da söylesin. O da izin. Hafıza Türkeli, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Halil Bilgin, Furkan konusunda Veysel abiyle aynı fikirdeyim. Sparta Spor'da dahi oynayabilecek kapasitede görmüyorum. Furkan'ı mı diyor? Evet. O kadar değil ben, ya abi, ben, ne yaptın ben, ya? Ben Halil fikir olabilir. Halil abi ben de tartışıyorum. Hani diyorlar ya, yorum üstüne konuşalım. Hayır, az önce ben seyirciye değil, neye böyle yapıyorum? Müşteridir, sen müşteridir. Müşteri olarak görüyorsun. Ama şöyle bir şey var. Doğru değil, ama şöyle bir şey var. Herkesin kendi fikri, herkesin kendi şeyi. Ama abi, Furkan'ın yanında Ali Tilli oynadığı zaman bu sene bak ilk maçlarda iyiydi. Daha önceki yıllarda Furkan'ın yanında iyi birisi olunca oynuyordu. Abi Furkan'ın yanındaki adam önemli. Ama Fatih öyle mi? Her maç hata. Bu maç Hayret hata yapmadı. Hayret. Yasin Karakaya, hayırlı yayınlar abilerim. Hasan Sepöz. Abi Oğuz Aydın hata yapabilir. Gol yedik diye linç yapmayalım. Niye gol atamıyoruz onu konuşalım. Bir yiyorsan iki atmamız lazım. İki maç Oğuz atacak. Oğuz kötüyse oyundan alır, başka oyuncu almak gerekir. Bence kesinlikle hocaya yazar. Böyle top oynatılmaz, zevk almıyoruz. Örnek GS Dünyeli'nde ama futbol oynadı. Alanya Spor'da böyle oynasın, yenilsin sıkıntı olmaz. Ben ne zaman diyorum? Şimdi, Alanya seyircisi iyi oynasın, yenilse tamam, bile seslenmez. Bak, bu yorumda bir eksiklik var. Yorumu geri bir alalım. Bak yorumdaki benim kendi fikrimi söyleyeceğim. Bak gol yedik diye linç yapmayalım. Niye gol atamıyoruz onu konuşalım. Ondan linç yapmıyorsunuz. Sen Oğuz Aydın'ı başlatır. Oğuz Aydın'ı başlatmak için sol açığını forvete alır. Forvetle yedek kulübesine çekersen işte gol atamazsın. Konuşulur. Bunu konuşur. Artı Oğuz Aydın 50 metreye sen kimsin ya? Hatta birazdan yorumu gördüm şimdi. Enkida Oğuz Icardi yazmış. Sen kimsin Icardi dedi de ben. Saç. Ya sen kimsin ya? Hasan 50 metreye pas attı geriye Hasan ya. Hasan Ali Taş arası. Evet. Selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar. İyi programlar. Hasan Sertgöz. Beyler gol atamıyoruz. Gol demiş. Hilmeser. Abilerim yayınlarınız olsun demiş. Hasan Sertgöz. Bırakın Oğuz'u falan. Kim açacak gol Hasan? Gol atmamız sol açık sağ açık. Hasan abi sal aynısını diyordu. Sol açık açacak sağ açık açacak. Oğuz Aydın diyorsun bak bize. Oğuz Aydın defansif bir özelliği var mı? Yok. Ben hiç görmüyorum defansta Oğuz Aydın. Şu an hiçbir özelliği yok abi. Hayır hayır. Yanlış anlamayın. Yapacağı tek şey ileriye topu taşımak, ileride şut çekmek. Sen bunları ya 20 kusur yaşında bir adamdan bahsediyoruz ya. Abi. Şimdi öleceğim, kendimi burada atacağım. Hayır, sen ne yapıyorsun 70'ten ya? 70'ten sonraki Galatasaray gibi oldu. Ya Oğuz Aydın'ı biz, Oğuz Aydın artık biz bir müddet, bak diri bir Oğuz Aydın, diri bir Oğuz Aydın. Ya 60'tan sonra valla faydalı oluyor bize. Ya diri bir Oğuz Aydın Necati var ya, Junior Yaman. Fernandes gibi oynardı ya. Abi bitti adam sıfır ya. Necati Yaman iyi yayınlar. Bu bende ne böyle bura? Donmuş. İyi yayınlar. Novais hakkında ne düşünüyorsunuz demiş Necati Yaman. Benim hayal kırıklarım. Ben de öyle. Hüseyin Güler hayırlı yayınlar inşallah. Ama elimizde orada yok. İstiklal yok işte, istiklal. Bir maç iyi bir maç kötü. Ne adam nasıl Hüseyin Güler hayırlı yayınlar inşallah demiş. Mehmet Çiçek selam iyi ama akşamlar. Ama orada biz de hatayı Muşanbay'a gönderdik kardeş. Hata yaptık. Alternatifimiz yok şu anda da, var mı? Kim var orada? Kimi gönderdin? Yedeklerde kim var? O gençler var sadece şu anda. Şeyin yerine mi diyorsun? 8-10 numarada oynayan. Novais mi? Ha, 8-10. Jambier var. Sadece Jambier oynuyor. 8-10 oynayan. Abicim Jambier var. Jambier oynar. Novais var. Jambier var. Sağ açıkta Augusto oynatırsan Efecan orada kullanabilirsin. Leroy Ferri geride oynattığın zaman Richards'la beraber oynatırsan ön tarafta da alternatif kadrom var. Yani sadece Lusamba'nın gitmesine bağlamayalım. Lusamba'nın gitmesi bence yönetimin aldığı en büyük bir şey. Ben Richard'ın ileride oynamasına da karşıyım. Richard kesinlikle geride oynaması lazım. Liberos çok iyi abi. Biz orada oynamasın. Mehmet Çiçek selam iyi akşamlar Veysel abicim. Trabzon değil de biz kendi kendimiz içinden geçtik. Maalesef en az bir puan aklımızda. İyi yayınlar demiş. Ne olmuş ne var bunda?
Ben bir şey söyleyeyim. Müthiş bir yorum. Ne var bunda? Abi tam sana geçirmiş abi. Niye bana geçiyorsun abi? Seyircilerimizin 10 tanesinden 4 tanesi muhakkak sana bir laf sokuyor Veysel abi. Soksun abi. Evet. Bir şey olmaz. Harun Taşkan. Müşteri benim nimettir bu. Evet, müşteri benim nimettir. Harun Taşkan, hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar. İleride oynayan oyuncularda ciddiyet eksikliği var mı Veysel abi? Trabzon maçın sonucu Ömer Hoca'ya mı yazar abi demiş. Yarımlayalım abi. Ben ciddiyet eksik olduğunu inanıyorum. Ya ben bu maçı biraz farklı bir yere koymak istiyorum. Sonuçta Trabzon'a karşı sen diyebilirsin. Şunu diyebilirler. Ha dediğin gibi kötü. Efendim biz Trabzon daha önce yendik. Şunu bunu diyebilir ama ben çok kötü oynadığını düşünmüyorum. Onun için ben sadece eleştireceğim konuları söylüyorum. Biz maçı çevirecek pozisyon bulduk. Atamadı. Demin hani diye gol yok. Adam ne yapsın? Ömer Hoca kendi mi girsin atsın? Bir şey daha. Bir dakika bir şey soruyorum. Atamıyor. Çok net pozisyon var. Ömer Hoca ne yapsın biliyor musun? Forvet oynatsın. O da var. Bir şey sorabilirim. Bir şey sorabilirim. Onu ben dersem bir sorurum. Bir şey sorabilirim. Oo sen hani şey konuşurdun? Diyorum zaten. Bir şey daha soracağım. Augusto'nun performansını nasıl buluyorsun? Şimdi izleyicilerimiz bu maçta kötüydü. Tek bu maç alalım. O da benim prensim ama bak, kendini oynadım. Aynen öyle. Bak, benim bu sene en büyük beklentim olan izlediğimde oyuncu ama sadece kendisini oynuyor. Sadece kendini oynuyor. Haftalar geçince bunu görmeye başladım. Ve Efecan'ı bitiren de o biliyor musunuz? Aynen öyle. Efecan'ı bitiren de Augusto. Olabilir. Yılmaz Günay, hayırlı akşamlar, iyi yayınlar Veysel abi. Geçen hafta konuşmadı, bu hafta hakkını veriyor. Yayınlamış olduğu Efecan hariç katılıyorum demiş. Evet. Yusuf İdi yayınlar diliyorum. Mardin'e selamlar. Forma mailime ulaştı. Enes Bey'e, Vesil Baba'ya teşekkür ediyorum. Alanya Spor'a başarılar diliyorum demiş. Hep forma için size teşekkür ediyorum. Tabii ben fanusu şey yapayım ama bana teşekkür gelmiyor. Tayyar ve Tülöz göster. Abi Veysel Baba'ya adam seviyor. Ben de kargo yaptım Muhittin. Sen selam ne yaptın? Selam abi hayırlı akşamlar demiş. Ben hiçbir şey yapmadım. Sen ne yaptın? Kargo parasını verdin. Bir hafta önce forma sponsoruna kimin ismi yazıyordu? Ali Ercan'a forma. Vallahi doğru söylüyorum Muhittin hayır, Düşünceli. Hayır Yusuf Bey. Bir şey söyleyeceğim. Sana gelen formada kimin ismi yazıyordu? Muhittin Düşünceli sponsorluğundaydı o forma. Yusuf yanlış yapmışsın. Ali Ercan. Yusuf hemen bir yorum istiyoruz. Ben Hasan Çelik gibi değilim. Şey yapmam size laf demem. Ali Ercan evet. Ali Ercan herkese iyi yayınlar. Hayırlı akşamlar diliyorum demiş. Yusuf abi bu arada takılıyor. Ben teşekkür ediyorum bu arada. Sen orada dur diye bir şey diyeceğim. Biz günümüzü değiştirdik. Ben izlenme etkileşim az olur diyordum ama gene teşekkür yüksek. Teşekkür ediyorum hepsine. Evet devam edelim. Bu hani latife yapıyoruz Yusuf abi. Hani şimdi şakasındayız. Ahmet Gölgülü bu hafta maratonda yokum o hata yapabilir. Ahmet Gölgülü yok. Sen yoksan kesin maçı aldık. Engin daha var. Ahmet yoksa maçı aldık. Engin var orada. Tayyar Betül Özgür abi bu saatte sonra Oğuz'u kim alacak abi demiş. Tayyar maçtan önce beni aradı. Oğuz kaldırdı abi dedi göreceksin hata yapacak bileceğiz dedi vallahi dediği çıktı İlmi Tayyar. İlmeser gaz verme maratonu demiş. Başkanım canadı beni. Evet Mehmet Uğur Alçık'a iyi yayınlar diliyorum demiş. Hüseyin Serhat Gönüllü Enes Yaylıoğlu'na bayrak asmışsın bize de lazım demiş. Teşekkür ederim. Abi Serhat Bey Store, Alanya Spor Store'dan yardım alıyorsunuz. Abi Hüseyin Serhat Gönüllü kim bilir mi sen? Kim abi? Bu adam hastanede çalışırdı emekli oldu. Çok iyi bir çocuk öyle işletmeci falan diyorlar. Serhat'ı şey etme. Tayyar Betül Özgür hoca bitmiş ya kendinden şey, geçmiş adam demiş. Ama Alanya Spor'a destek için bayrak kampanyası var. Bana bugün söyledi çok güzel olmuş dedi. Tayyar Betül Özgür. Akşam yorumu teşekkür edin. Tayyar Betül Özgür hoca bitmiş ya kendinden geçmiş demiş. Evet yorumlar. Hüseyin'im selamı söyle. Mehmet Uygun Çalçı. Mahmut Seydil'e bol kabak yemene. Evet devam edelim. Pardon kardeşime devam et. Evet bu gerçek ya. Bu maçta iyi bir santrımız olsaydı elektrik yapardı. Bu kadar kötü son vuruş görmedim. Devre arası bazıları vedalaşıp daha iyilerini bulmayız. Oğuz'a bu kadar sabır fazla demiş. İnşallah iyi bir maç atarız. Sebat Çelik Enes Sürümü'ne bu kadar bağırmadı. Takargıcaktan korktum. Bir durdurun şunu demiş. Ahmet Usman iyi yayınlar iyi akşamlar herkese demiş. Herkese geçiriyor. Bak hani dedi alkışıyordu. Şimdi alkışıyor. Erdal Ordu iyi akşamlar iyi yayınlar derim. Mehmet Ali Işık Tartadan son yöneticimiz. İyi yayınlar selamlar herkese demiş. Selamlar Mehmet Ali Işık. Hasan Sertgöz Veysel gece kim uyuyor kim uyumuyor anlamadım. Açıklar mısın demiş. Ha. Bir açıkla Veysel. Fatih Erdoğan iyi akşamlar iyi yayınlar demiş. Bilen biliyor diyelim. Yücel Şener hoca hata yapıyor. Evet nasıl bir hoca gelmesi gerekir demiş. Oo. Evet. Kan değişikliği fark çok etmez. Çok güzel soru. Nasıl fark etmez ya? Nasıl fark etmez ya? Kan değişikliği bir fark etmez. Hayır ne demek ya bu gitse kim gelirse gelsin mi? Ben böyle bir yorum görmedim. Bu sadece Ömer Erdoğan düşmanlığı. Aa, bu şey aynen başka bir şey değil bu ya. Böyle bir şey var ya. Abi yorumları okur musun abi? Ben böyle bir şey görmedim ya. O gitsin mi kim gelirse gelsin mi? Hayır öyle demedim. Yani fark etmez dedim ben isim dedim ben. Abi Allah'ım böyle. Kan değişikliği bak. Kaç ya süperlikte kaç hafta oldu kaç hoca değişti bir baksana abi. Abi ben değişmesinden yana değilim ben bu arada. Ben 25 senelik Alex Ferguson her zaman benim yorumum. Yani sabretmeli.
bir sistem kurmalı. Ben hep onun peşindeyim abi. Bak ben de onun peşindeyim ama ben şurada şuna Veysel abiye bir yönden katılıyorum. Katılma bana. Hocanın bazı şeyleri değiştirmesi gerekir. Hoca gidecekse de, bak hoca gidecekse de kulübün idealist, Farioli tarzında sistemi olan değişik yapılı bir hoca. Yani aynen Ömer Erdoğan'ı götürüp de Hikmet Karaman'ı getirme. Aynen abi. Anladın mı? Ben onu söylüyorum. Rıza Çalınmay, onu getirme. Getirme. Git değişik bir hoca getir. Abi Farioli, Fransa Ligi'nde adam birinci Farioli ya. Senin burada var ya, adama neler dedin ya. Bunlar hoca moca olmaz dediğin adam kim ya. Kim dedin onu ya? Sen dedin. Ya boş ver ya hadi ya. Çıkar. Bu pastan bizi bıktırdın dedim. Bu adamı gönderin dedi. Bu adamı gönderin dedi. Fransa Ligi'nde bu hafta siz geriden oyun kurmakta siz de rahatsızdınız. Ben değildim. Enes abi var. Ben hiçbir zaman değildim. Sen çok konuştun. Geçen sene başka bir kanalda program yaparken geriden oyun kurmasından sen de rahatsızdın. Rahatsız olmak senin için şuydu. Kaleci. Adam ya şu oyuncu kadrosu. Ben şunu hatırlıyorum. Alanya'nın tamam neredeyse kaleciden oyun kurmasından Alanya'nın tamamı rahatsızdı. Üst üste. Niye ben üst üste konuşmak istemiyorum ama ben bir şey söyleyeceğim. Ben bir şey söyleyeyim. Üst üste konuşmak istemiyorum ama. Ben bir cümle söyleyeceğim. Abi geriden çıkamıyoruz diye. Bir dakika abi. Geriden çıkamıyoruz diye. Kaleci dördüncü stoper, dördüncü defans ben yaptı bu adam ya. Benim beynini adamın çalışıyor. Kim ya? Ben dün akşam... Farioli. Abi bak ben dün değil olacak akşam 3 gün önce şey izledim. Gene Farioli maç izledim. Spiker dedi ki Farioli'nin oyun sistemi dedi. Türkiye'de yeri geldi çok fazla eleştirildi. Evet. Oyundan geriden çıkması lazım. Bak, Spiker dedi bunu. Evet. Beyin Spor'un Spiker dedi. Ama dedi Farioli dedi ısrarla aynı sisteme devam ediyor. Ve Fransa Ligi'nde şu anda birinci sırada. Adam çok övdü. Kimi attık bak, ya? Adam Paris Saint Germain'i yendi. Marsilya'yı yendi. Bu sene. Lider durumda şu anda. Ben hep şunu söyledim Farioli ile ilgili. Bunu Ömer Erdoğan için de söylüyorum. Alanyaspor'a gelecek hoca için de aynı şeyi söylüyorum. Abi bizde bir Farioli'nin laf vardır. Farioli'nin eline siz verdiğiniz bu kadroyu da Farioli oynatmadı mı? Ha bizde bir laf vardır. Boşadığın çok kadının topuna bakılmaz. Farioli gitti. Boş verin Farioli'yi hadi. İşimize bakalım. Devam nasıl edelim. Nasıl ya? Örnek defa dedim ama devam edelim Muhittin yorumları. Allah Allah. Nereden geldi yorumlar? Topuk ne? Evet. Erdal oldu. İyi akşamlar. İyi yayınlar. İyi bunları akşamlar. Okuduk. Bu sayfayı okuduk. Kim uyuyor ki? Yücel Şener'i okuyor. Şemsettin Mutlu iyi yayınlar. Oğuz iyi futbolcu. Devamlı oynaması gerekti. Onun yerine giren gol mü attı? Şut çalıştırması ve canlı futbol yapması lazım. Hocanın selamlar demiş. Selamlar, saygı duyuyoruz. Yorum çok güzel. Ne demiş? Oğuz'un sürekli oynaması gerekiyor diyor. Onun yerine giren sanki gol mü attı diyor. Bu dediğin yoruma ben hani saygı duyuyorum ama hiç katılmıyorum. Oğuz'a verilen fırsat bu takımda başka bir oyuncuya verilseydi çok daha ellere gelirdi. Geçen sene Fatih'e verildi, bu sene Oğuz'a. Şimdi bak, şimdi garip bir şekilde Oğuz 3 maç ilk 11 oynadı ama Oğuz'un sanki kaçırdığı sene, kollar sanki... Abi sanki sene başından beri sabrediyormuşuz gibi Oğuz'a. Öyle bir hava var ya. Tam da kırmızı gördü ya zaten abi 2 maç. Zaten 2 maç oynamadı da. Kırmızı görmese onlar da ilk 11'de başlayacak. Onlar da oynayacak. Yani Oğuz yani herkes Oğuz'dan bir beklendiği için de olduğu için de olabilir bu. Bir de saçını boyatmış gitmiş. Tamam vazgeç adamı. Veysel abi gece uyumayanlar dediklerini sadece tarafta gruplarını biliyor. Onlar da ne derlerse onu yapıyorlar. Bizim gibi seyirci tarafları bilen yok yani Ahmet Görgülü. Abi. Gene kendince bencil bir yorum yapmış. Her şeyi ben bilirim havasında. Gene saçma sapan. Tarafta gruplar kim ne dediğini yapmış da böyle bir yorum yazıyorsun ki. Gece uyumayanlar bir tek taraftar gruplarını diyor. Yani, abi gelsin yoruma bir daha. Ahmet Görgülü'ne bir daha gelin. Ben anlamadım. Bu şekilde, bu bizim türümüzde. Benim anlamadım abi. Elleme ya. Niye kesin şişedi ya? Az önce ne diyordun? Yazabilirim. Bana yazınca tamam. O da yorum üstüne yorum ben yorum üstüne tamam, yapamıyorum. Sen yapıyorum ben yapamaz mıyım? Ne oku bana bir ben anlamadım. Ben ya. De bencilce yorum yaptığını bencilce söylüyorum. Ne o ne? Tamam. Ben Ahmet'i kendisine söylüyorum. Gece uyumayanlar dediklerin. Sadece tarafta gruplarını biliyor. Onlara ne derlerse onu yapıyorlar. Bizim gibi seyirci tarafları bilen yok yani. Doğru maraton tribünde milletin karısına kızan söyleyip de ceza aldırtmıyoruz biz. Kulüp tarafından kombinelerimiz iptal edilmiyor. Ahmet ya bunun Ahmet'le ne alakası var? Yanındaki adamlar. Yok. Ya boş verin değil. Abi ya. Ya yandaki boş değil ver. Ya. Tarafta gruplarını var. Eleştiriyorsan onu da eleştireceksin mesela abi. Eleştiririm ben canım. Ben köpere karşıyım zaten. Bu saçma sapan. Tarafta gruplarını başkasının kuklası gibi gösteriyor. Ama adam yorum yaptı diye. Niye bu kadar tepki? Ben bunu anlamadım. Bahaneler yapılıyor ya. Abi oradaki cümle. Görüyorsun değil mi? Oradaki cümle önemli abi. Şimdi şöyle. Oradaki cümle önemli. Bak efendim bir dakika. Şimdi alttan alacak üstten. Bir dakika. Alttan alma değil. Ben bu olayı alttan alamam abi. Bir şey söyleyeceğim abi. Ben bu olayı alttan almam. Yorumda bir şey yok. Adam bir şey demiyor. Yılların kanayan yarası. Yılların Alanya tribünlerinin gelişmeme sebebi, yılların genel Alanya Spor tarafı tamam da, problemi. Dinle bir dakika. Abi dinlemiyorsun ki. Ya şu Alanya Spor şu imajdan kurtarmaya çalışılıyor şu anda. Biz yönetimin kuklası değiliz demeye çalışıyor bu Alanya Spor taraftarı. Adamlar bunun için ısrarla çalıştıkça
ısrarla çalıştıkça senin gece uyumayanlarla bile şey olun, olmaya varan şeyler bile oldu. Ona rağmen hala kukla deniliyor. Şey ayıp ya, vallahi kızıyor. Ya. Anladın mı? Hayır abi, herkes senin önüne bakacak. Anladın mı? Abi. Tamam. Oğlum sen diyor. Ödersen, Ahmet'in yorumu da o var. Sen bize... Onu mu demek istiyorsun? Evet, onu demek istiyorum. Onlar da tamam, onun dediğini yapıyor. Aa, yorum yapmış. Yorum yapıyorsa... Bunun kadar şunu diyeceğiz biz. Bu eski devir yok abi. Yorum yaparsın da. Hayır, ona yorum yaparsın. Abi. Saçma sapan deme. Boş ya, yorum yaparsın, sen de üstüne yorum yaparsın. Biter. Sen de devam edelim. Sen Veysel abi az oku bakalım, olmazsa. Sen de Oğuz yaparsın. Engin de Oğuz İkardi demiş. Ahmet Hasan Ali Taş arası. Enes abi bence haklı. Adam futbolun biraz set ve zorlayıcı olması gerektiğini, Maris falan sorunundan çok uzak olduğunu vurgulamaktadır demiş. Teşekkür doğru. Ederiz. Tunan biz okuduk abi, tek tek konuştuk. O okumuş. Tunan durmadan onu yazıyor. Aziz Başbelek'ten selamlar Tunan, demiş. Tunan ne yapıyorsun abi, sen playback mi yapar? Ne Mesut yapıyorsun? Er iyi yayınlar demiş. Tahir Beti Özgür Oğuz'u kesin su maçına bile oynatmam demiş. Tunan Uludağ gece uyumayanlar kim demiş. Cevap vereceğim mi? Devam yok edelim. Yok vermeyeceğim. Hüseyin Taşkan iyi yayınlar. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Bence Ömer Hoca'nın son kullanım tarihi geçmiş. Futbolu iyi bilen, çoğu teknik direktörler rakip analizini peste oynayıp taktik çalışması yapıyor demiş. Bu bu muhabbet vardı ya. Ben anlamadım diye. Konuyu. Ben Tunan Uludağ demiş. Abi Tunan Uludağ. İyi yayınlar bence. İyi yayınlar. Bence Ömer Hoca'nın son kullanım tarihi geçmiş. Futbolu iyi bilen çoğu teknik direktörler rakip analizini peste oynayıp taktik çalışması yapıyor demiş. Peste ile bu futbol menajer olayı var ya. Yani. Çoğu dünya çapında hocalar, yeni gelişmekte olan hocalar. Mesela şeyde bir tane hoca var. Hangi ligdeydi? Almanya Ligi'nde bir tane ama hoca var. Ama Faryol de yapıyordu ki bunu. Almanya Ligi'nde ama bir tane hoca var. Hep futbol menajeri olayına yapılır. Vermem lazım. Trabzon maçında ben ne kadar donsa da televizyon bazı şeyleri anladım. Bazen top rakipteyken 3'lüye döndük. Top, bize, top bize geçince 3'lüye oynadık. Evet. Top rakipteyken 4'lü. Hem de oyunun başından beri. İkinci yarı uzun müddet 3'lüye oynadık. İkinci yarı uzun müddet oynadık. Yani biz de gördük onu. Hamle bir oyun sistemi var. Bir şey vardı Trabzon maçında. Onu söyleyeyim. Adamın aklında ama bir mücadele eksik. Faruk Hoca ne demiş? Faruk Hoca birbirimizle konuştuk maç esnasında. Aynen öyle. Faruk Hoca ne demiş? Faruk Hoca ve seyirci de bir nevi müşteridir. Programın abonesidir. Herkese başarı dilerim. Teşekkür ederiz. Sağ ol hocam. Vallahi billahi hocam. Bildiğin gibi der. Evet. Ağzından çıktı ama sonuçta müşteri, adam cebinden para veriyor. İnterneti kullanıyor bizim için, bizi izlemek için. Evet, telefonu şarjı kullanıyor. Şarjını kullanıyor. Elektrik parası geliyor. Müşteri. Vakit nakittir. Evet. Devam edelim. Velut'u bayılırım. Selam, hayırlı akşamlar, iyi yayınlar. Herkese çok selamlar demiş. Sebahattin Çelik Veysel abi. Yani demem o ki, baskı kurdun Muhittin ve Enes'e. Hapsettin onları konuşmanla. Vallahi yayına yüreğini koyan cesur yorumcu diyorum demiş. Ha, açıklama getirmiş. Teşekkür ederim kardeşim benim. Bilmesen. Az önce de aynı şeyi söylüyordun. Bu ne demek Sebo bilmem ne falan. Hayır. Açık yorum yap, bir daha yap dedim. Ama seni öpüyorum. Ya ben büyüklü gibi. Gel ben, ben kendim için değil. Beni eleştirebilir. Bak beni eleştirebilir. Sen... Ama tarafta gruplarını burada yönetim yalakalığıyla suçlarsa ben herkesin karşısına abi doğru. Öyle bir suçlama yok. Var, abi sen yoruma sokuyorsun var, ya. Var. Sen öyle adını var, ne var. Onlar abi da yani taraftar grupları da onun dediğini yaptıkları ama, için durmadan diyor. Ama taraftar grupları o da biliyor. Uzun süredir ferdi hareket ediyor. Kendi başına abicim, hareket etmeye çalışıyor. Abicim sen neyle okuyorsun yazıyı? Ben hatta şunu da dedim. O da şu an seni ben hatta bu ekranda şunu da söyledim. İlk kez dedim ben taraftar grupları. Ben size Muhittin'e sordum. Samet'te sordum. Ücretini yönetimin bir katkısı oldu mu şeye diye neydi bak, ona Ahmet Yogurlu ben taraftar şey, bak abi bir taraftar, abi adam yorum yazmış. Ona geldin okursun. Ya bekle o konuyu konuşuyor. Ilgili, evet. Abi adam ya bu ben taraftar kutla demedim. Üstünüze alınman. Gece uyumayanlar taraftar gruplardan başka seyirciyi görmüyor. Taraftar gruplara ne derse onları yapıyorlar. Ama diğer taraftarların sorunlarını dinleyen var mı? Sen biz sorunlarını dile getirmezsen doğru mu abi? Tek dile getirdikleri sorun şu. Koltuklara isim yazılmıyor. Bitti. Başka hiçbir onun, var mı abi? Onun yönetimle bir alakası yok. Abi var mı başka bir şey? Muhittin orada acaba bak abi taraftarlar yönetimi eleştiriyor herhalde bence. Abi bir daha eleştiriyor. Ya arkadaş bir dakika ya sen çok fevdi hareket yapıyorsun. Niye fevdi hareket yapıyorsun Veysel abi? Bir dakika. Ben bir şey anlatıyorum. Diyorum ki bak. Ben burada dedim ki Muhittin'ciğim. Ben şimdi adam ne istedi yorumu yapsın elleme. Bak ben şöyle adam yazmasın mı diyorsun abi? Sen gerilme gerek yok. Ben gerilmiyorum abi. Sen gerilmiyor. Ne? Sen geriliyorsun abi. Ben gerilmem ya. Sen geriliyorsun taraftar abi. Taraftar burada dediğim ki taraftar grubu için. Taraftar grubu için kimse sordum, girmiyor. Sana da sordum. Samet'e de sordum hatta. Yönetim dedim ben bu şey için. Açılan yer neydi herhalde? Lokal. Evet. Şimdi bir katkısı var mı? Yok abi. Kendimiz dışarıdan sponsorlarla yapmaya çalışıyoruz dediniz.
Ve de bunu ben takdir ettim. Doğru, güzel, güzel, güzel bu dedim ben. Ahmet Görgülü'ye de bunu izah görmesi lazım. Biliyor. Ama yıllardan beri hep böyle oldu ya. Biliyor ama sürekli... Mesela şu yapılıyordu bak. Mesela şu vardı. Şimdi açık ve net konuşacağız ha bunu. Bir mesaj, bir telefon, şuraya gelin, buraya gelin, edin. İdmana ziyareti yapın. Efendime söyleyeyim, meşale şovu yapın. Şunu yapın, bunu yapın. Hep böyle olduğu için. Biz cuma günü idman ziyareti yapacağız. İnsanların aklında böyle kalmış. Değiştirmek biraz zaman alabilir. Abi. Böyle konuşula. Abi, biri yazacak, bir cevap vereceğiz. Muhittin'in kızdığı nokta da şu. Yarın... Abi Muhittin burada yorumcu şu anda. Evet, Muhittin'in sıkıldığı nokta da şu, şöyle söyleyeyim. Muhittin diyor ki Ahmet Görgül gibi yıllarını türbine vermiş bir adam. Ve 3 günde bir yani, kanıma gelip de bu konuları bilen bir adam. Aynen bu olayları. Sen olaya hep medya gözüyle bakmaya çalışıyorsun ya. Ama o da haklı. Yani biz medya yönümüzde buradayız. Hayır abi. Medya da şu anda. Bak beni eleştirebilir. Beni eleştirebilir. Desin ki Muhittin niye sen bu cümleyi kullandın? Niye bu kadar takıldın buna? Abi niye takıldığımı söyleyeyim. Burada yanlış anlama. İnsanlar bir emek veriyor, bir şeyler için uğraşıyor. Tabii canım onu söylüyoruz. İşin içerisinde, olan insanlar bir özleriyle bunun herkesi sayarım. Sana 100 kişi sayarım. Bu insanların hakkını yedirmem abi. Abi bununla ne alakası şimdi? Biz hak mıyız? Tamam abi, ben de şunu söylüyorum. Bize neye söylüyorsun tamam, abi? Tamam o zaman adamı yorumuna abi, cevap ver. Abi sen şu yorumlara devam et abi. Adamı yorumuna cevap ver o zaman. Her şeyi yorumuna... Gelsin şuraya abi. Abi sen her şeyi konuşuyorsun. Şuraya abi, cevap ver. Bu adam niye bu kadar bu şey takıldı ya? Yorumlar... Sen niye takıldın buna? Şuraya bir gelsin. Abi o zaman oku. Konuşmayacaksak niye çıkıyoruz abi buraya? Abi sen burada bir kere böyle bir karar ver. Sen... Taraftar mısın burada? Yoksa ben taraftarım abi. Ben taraftarım abi. Abi nasıl bunun altına taraftar yazacağım? Abi ona monitörü karar verir abi. Ben taraftarım abi. Abi olmaz böyle. Olmuyorsa çekip gideyim abi. Hayır sakın ha. Sakını değil abi. Ben bir cümle kullandığım zaman agresifsin diyor ama kendisi laf saydığı zaman ya gerek yok abi. Abi ben Ahmet Görgül'e bu kadar bir yorumu bu kadar büyütmeni anlamadım. Bir şey söyleyeceğim. Ben bir şeyi büyütüyorsam ben cevap ver abi. Abi benim bir bildiğim vardır, ben büyütüyorum abi. Abi adam uzatan benim. Sen neden benim yorumuma cevap veriyorsun ki abi? Evet abi, adam yorumuna yorum yapıyor. Ben senin Sebahattin Çelik'le konuşmana girdin mi, katıldın mı? Girdim tabii. Girdin mi abi? Hayır. Şimdi Veysel abi. Bu konuyla ilgili adamın yorum yapacak şeyi varsa bu adamın altında mı? Abi devam edelim o zaman abi. Abi okuyun abi yorumları. Abi niye okuyacaksın? Sen devam edeceksin abi. Tamam okuyun abi. Ben okumam abi, ben ne okuyacağım? Ekran bana uzak, ben nasıl okuyayım? Muhittin tamam abi okuyayım. Devam edin. Bunları okuduk. Pardon. İlmi okumadın. İlmesen maşallah reis takviyeleri içelmeyedin maşallah. Çok cesaretlisin, bu akşam doğruları konuşuyorsun demiş. Evet. Abdurrahman Karacaoğlu hayırlı akşamlar, iyi yayınlar. Oğuz'u aldın tamam. Yerini aldığın adam onun yarısı. Oynamadı ya. Abi Oğuz da taça vursa TSE gol atamazdı. Başladığı gibi biterdi bence maç demiş. O da bir puan ederdi. İbrahim Gürbaş İnegöl'den iyi yayınlar demiş. Hasan Setgöz, Veysel Oğuz'u bırakın başka golcü yok mu? Alanyaspor santrforu kim? Niye gol atamıyor? Niye beslemiyorlar? Onu konuşun demiş. Özgür cevap ver abi. Abi senin her şeyi daha iyi biliyorsun, sen cevap ver. Ne oldu abi? Abi adam ya, bu neye geriliyor? Ben anlamadım ya. Ben çözemedim olayı. Tamam ya. Şey, adam çok önemli bir konu. Kendisi için çok önemli bir konu. Abi kendisi için. Ayaspor, Trabzon maçında çok iyiydi. Richard çok kaliteli bir adam. Ben anlamıyorum. Sağ bek harika bir adam. Şimdiden GS Scott'ları izlemeye başlamışlar demiş. Kimi? Richard'ı mı? Sağ bek harika diyor. Richards harika diyor, sağ bek diyor. Çok harika bir adam, şimdiden GS. Bizim şey Ağustos'ta diyor haberini. Ağustos'ta izlemişler diyor. Bence. Çünkü sağ bek harika bir adam. Aynen. Şimdiden GS koçları izlemeye başlamış diyor. Biz de biliyoruz da ama bir şımarıklık var. Yaşar o zaman ben şunu diyeyim. Bunu hemen öne çıkarıyorsunuz. Ben Fatih'i milli takımcı izlemeye geldiğiniz zaman hayatta olmaz diyorsunuz. O nasıl oluyor? Çünkü göz... Buna ne? Görünen göz kılavuz... Doğru diyorsunuz. Görünen köy kılavuz istemez abi. Çünkü Fatih'in şeyi belli, çapı belli. Augusto kaç yaşında, Fatih kaç yaşında abi? Hadi ne abi ya, hadi ya. Hadi milli ya. Takım hocası hangi maça geldi abi? Sen daha onu görmedin mi abi? Tamam, hangi maça geldi? Bilmem abi, ben sen onu... Tamam sen söyle ya. Ya cahilliğimize ver sen ver. Tamam sen söyle. Hangi maça geldi abi? Cahilliğimize ver. Hangi maça geldi abi? Trabzonspor Alanyaspor maçına geldi. Hangi hoca? Giden hoca mı geldi izledi? Hayır. Hayır. Montella. Trabzonspor Alanyaspor maçını izledi. Kim? Montella. Sen onu bilmiyorsun. Modern dersin burada. Hayır. Peki kimi izlemeye geldi? Fatih izlemeye mi geldi? Hayır, bir saniye. Notlarına Fatih'i almış. Ben öğrendim. Kim diyor abi bunu ya? Abicim bir saniye. Doğrudur. Bir saniye. Haberler doğrudur. Çıktı birader. Abi doğrudur. Doğrudur. Ama sana şöyle söyleyeyim. Sana. Koskoca 22 tane oyuncunun arasında zaten bir Uğurcan, iki Eren, Berat, Abdülkadir, geç Alanyaspor'a, Fatih, Ertuğrul, Efecan, Oğuz. Zaten bu adam bunları izlemek zorunda, Türkleri. Doğru mu abi? Doğru. Notlarını arasına almış diyor Veysel abi. Bak Haluk Ayyıldız'ın haberi. Voley özele yapmış.
A milli takımımızın teknik direktörü Montella Trabzon 1-0 kazandığı Alanya maçını çıplak gözle izledi. Montella Alanya'sının başarılı savunma oyuncusu Fatih Aksoy'u çok beğendiğini ve hakkında sürekli notlar tuttuğunu yandakilere söyledi. Fatih Aksoy'un Trabzon'un forvet oyuncularıyla girdiği 7 mücadelenin 6'sında başarılı olması Montella'nın iyice gözüne girdiği de gelen bilgiler arasında. Tamam. Ayrıca Montella'nın Fatih Aksoy milli takıma daha kadrosu davet edebileceği de öğrenildi. Edebileceği. Şöyle söyleyeyim. Montella ligdeki bütün maçları ama izliyor. Oynar oynamaz o da ayrı bir şey. Veysel abi Montella ligdeki bütün maçları takip etmeye çalışıyor. Tabii. İstanbul'dan Trabzon'a zaten geçti. Diğer maçları da izledi. Ya. Tamam mı? Ankara Gücü maçına da gitti. Maçları izlemeye devam ediyor. Adam gelmiştir. Fatih'in performansı Türk oyuncularla ilgili not almışlardır. Evet. Fatih'in performansı beğenilmiştir. Evet. Ama Fatih Aksoy sizce milli takımda oynayabilecek kapısı değil mi? Bence oynar. Oynayamaz. Muhittin, süreyle ilgili bir sıkıntımız var. Biraz hızlanabilir miyiz yorumlarda? Fatih, evet, yorumlara saat kaçta? Muhittin, saat kaç? Yorumlara devam edelim. Yorumlara gelsin okuyun. Betül Sömez, iyi akşamlar, kolay gelsin, iyi yayınlar. Mustafa Yıldız, Veysel kardeşim. Abi biraz yavaş konu, duyamıyorum Veysel, ben. Adam bir dur. Adam valla şeyden çıkardım bugün. Mustafa Yıldız ne demiş? Abi bir dakika. Abi buyur oku. Mustafa Yıldız demiş ki, Veysel kardeş, Efecan'a form düşüklüğü var mı? Var. Ahmet Üçmaz adamın dibidir. Tarafta ve seyirci ayrılsın, bilinsin demiş. Benim anlatmaya çalıştığım nokta. Abi sen şu anda taraftarı korumuş gibi davranıyorsun. Öyle bir şey yok. Biz devam edelim taraftarı eleştirmiyoruz. Abi taraftarı koruyorum abi. Bir dakika dur. Ahmet Öztürk demiş ki bir dakika abi. Ben taraftar kukla demedim. Üstünüze alınmayın. Buyur doğru bak açıklama yapmış adam. Onu gece uyumayanlar taraftar kuklardan başka seyirciyi görmüyor. Tamam. Taraftar gruplarda ne derse onları yapıyorlar ama... Diğer taraftarın sorunlarını dinleyen var mı? Bir saniye. Ben cevap vereyim. Önce sonra sen cevap ver. Yok ben sana soracağım ona. Hayır. Ben önce buna bir cevap vereyim ben. Diğer taraftar grupların sorunlarında bizim gibi program Alanya Spor, Alanya'nın kanalı. Alanya Spor'u, sadece Alanya Spor konuşan bura var. Münir Kaba'ya biz iletiyoruz sorunları ve yapılıyor. Bazı sorunlar, yapılmayan sorunlar da burayla alakası yoktur. Pasolik ve TFF'nin ukdesinde olan sorunlar var. Abi adamın sorunlarını bilmiyorsun ki. Sorunlarını bilmiyorsun ki. Tamam. Yorumu geri alalım bir. Şimdi ben sana soruyorum. Evet, Ahmet Gürtel'le alakası yok. Tarafta grupları da ne derse onları yapıyorlar. Yıllardan beri böyle oldu. Bir saniye. Şimdi yıllardan berisi yok bu işin. İşte bu son bir buçuk senedir. Ben ne diyorum bak. Anlatamıyor bu. Bak ben sana soruyorum. Onu yazacaksan da diyeceksin ki tamam, buradan. Tamam bir saniye. Düzgünce. Ama, ya artık öyle değil. Ama Ahmet Görgül'e artık bunu söylemez abi ya. Abi her zaman. Ona deme. Seyirciye açıkla bunu. Tamam Ahmet Görgül'ü bunu yazınca ya, adam seyirciye açıklar abi. Hayır, devam edelim abi. Ahmet Görgül'ü özelden konuşursun. Zaten son çok güzel bir yorum yapmış. İlyas Koç iyi akşamlar iyi yayınlar. Bizim takımda Veysel abinin tabiriyle bir tarikat lideri futbolcu transfer etmiştik. İsmini hı, bilemiyorum durumu nedir. Merak ettim. Sistom oldu neydi o? Sistom. Turhan Celloğlu hayırlı akşamlar demiş. Efecan'ın bu seneki performansı ile ilgili yorumunuzu alabilir miyim? Yaptık. Serdar Çiçek selamlı yayınlar. Turan Serdar Cedi, bizim Bülent abinin oğlu. Tekrardan başsağlığı. Başsağlığı dileyelim. Sebahattin Çelik Sivas maçına Cumhuriyet ile ilgili bir göster çalışması yapalım. Derim grup olarak demiş. Mustafa Hacı Gökmen, forvet yok. Kanatları çalışmayan bir takımımız var. Bu nasıl bir önlem alınabilir demiş. Mustafa Yıldız sinirli olmayalım. Kanatlar çalışmıyor. Doğru söylüyor. Kanatlar çalışmıyor. Hasan Aypak. Oğuz bir tarafta, Efecan bir tarafta. Efecan'ın performans düşüklüğü var. Oğuz zaten ortada. Oğuz'da performans yok. Sen Oğuz'u oynatmak için forvet oyuncunu oynatmazsan, asıl sol açığını da forvete alırsan. Üçüncü kere de söyledi. Evet, devam edelim. Evet, abi bunlara diyecek bir şey yok muydu? Çünkü haklıyız. Haklı olduğumuz zaman demezsin. Hadi. Hasan Aypak, selam aleyküm. Akşamları iyi yayınlar. Bu çok genç demiş. Ona fantezi etme demiş. Genç. Ya sen niye bu yorumu söylüyorsun ya? Abi onu diğer adam kaç yaşındaymış? Değil, adam genç adam. Çok fazla takılma, çok çabuk sinirleniyor yani. Yok, ben çalışacağım. Çabuk sinirlenmiyorum. Vallahi o adamın diğer ne yaşında oğlu var mıymış bir sorsana. Var, büyük oğlu var. Tamam o zaman. Gösterin ben kim olduğunu sana. Selamun aleyküm, hayırlı akşamlar, iyi yayınlar. Kolay gelsin kardeşim. Hepinize selamlarımı iletiyorum. Güzel insanlar. Ben haklı olduğum her şeyi savunurum abi. Mustafa Yıldız lütfen. Ya abi ya bir dur ya. Burak Özcan, iyi yayın. Abi bak biz okuyoruz. Sen kesmeye çalışıyorsun Burak, ya. Biz okuyoruz abi okuyoruz. Sen kendi kafana göre kesiyorsun ya. Burak Özcan. Kolay gelsin sana da kardeşim. İşte Enes abi nasılsın? Senin olayın aynı bu biliyor musun? Ben okurken aynı böyle geliyor. Ben okuyayım oraya. Biraz sen bırak. Burak Özcan demiş ki Mega TV yayıncı bizim gibi spor programı yapıyor kardeşimiz. İyi akşamlar, iyi yayınlar dilerim. Alanya Spor Sivas maçında 3 puan almaz Ömer Hoca için tehlike çanları. Neden alınacak? Neden yapılacak? Niye çanları çalmaya başlayacak? Başlar. Meri Tuba Yıldırım demiş ki nasıl oluyormuş okurken Beyaz TV gibiyiz bugün demiş.
Muhittin'in yüzünden. Abi sen yorum okutmuyorsun, adam konuşmuyor ki. İnşallah Sivas Spor ile beraber çıkış yaparız demiş. Kestes Spor tebrik ediyorum, başarının devamını diliyorum demiş. Konuşacağız Hasan onu. Aypak, eğer Veysel abiyle Muhittin bir Hasan Aypak demiş ki, Alanya Belediye Spor Voleybol takımı tebrik ediyorum. Az önce ve doğru, buna bir iki kelime konuşalım, bizi verirsen bir. Bunu hiç konuşmadık çünkü. Bizi verir misin Mustafa Bey? İki kelime konuşsak. Bugün akşam da maç Bursa Belediye Yıldırım Belediye Spor'a maçları vardı. Bursa evet. Belediye Efeler Ligi'nde liderdi. Evet. Yani bu büyütülmüş takımların olduğu takımlar biliyor musun? Efeler Ligi. Alanya Belediyesi bu akşamki maçına 3-3 yaptı. Evet. Beraber bir gün maçına gidelim futbol nabzı programı olarak. Gidelim abi. Muhittin eğer fırsat bulabilirsen arkadaşım. Ben sen Muhittin'i de Ahmet Görgül'e gidelim. Lay bu Ahmet Görgül yani sen de var ortalığı nasıl kaçıracaksın böyle. Fırsat bulabilirsin. Ahmet Görgül şu anda benim dükkanda. Biliyorum ben de onu dedim. Şu anda benim dükkanda. Hasan abi yanındaymış şu anda. Devam edelim, tebrik edelim. Mehmet Erken ve devam tebrik ediyoruz Mehmet Başkan. Yaşarlar var ne demiş. Tayyar Betül Özgür adamsın Muhittin yürü be kim tutar demiş. Evet devam edelim. Sağ ol ya, Tayyar Allah razı ver gazi. Yaşar Ayar iyi yayınlar selamlar arkadaşlar. İnşallah iyi oluruz. Takım tarafından başta da çok kötü değildi. Bireysel bir hatayla yenildik. Arkasına bakarak yürüyen önünü göremez. Biz tatlı olarak elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışalım. Gerisi gelir inşallah demiş. Yaşar abi bu kaosçu Muhittin'e inanmayın ha. Kaosçu Muhittin'e inanmayın derken. Hadi bu nedir abi? Abi bak bir şey diyeceğim. Cümlelerin yanlış yere gidiyor. Bak yanlış anlamadım. Kaosçu Muhittin'e kaos yapıyor abi. Abi ben nereye kaos yapıyorum? Ne bak bu senin adam sen dükkanda yapmış ben abi canım, ben burada buradan? Ben burada adam orada dükkanda yapmış. Ben burada abi. Ahmet Görgül'ü Yaşar Ayar gibi laf dedi diye savunuyorum abi tabii. Ya ama dükkanda mı bir şey söyleyeyim Ahmet Görgül'ü dükkanda yapmış bunu dükkanda da Muhittin'in suçu ne abi bunda ben ne bileyim ben bilemiyorum Yaşar Ayar bir söz yazmış arkasına bakarak yürüyor önünü göremez yazmış doğru mu ben burada Ahmet Görgül ne ben yapmış? Burada 3 tarafta bunun hakkını savunurum abi MDM Fashion'da çalışan Hasan abiyle beraber izliyoruz hayırlı akşamlar bak bana şunun cevabı bir ver. MDF işte. Benim dükkanım. Hasan ismi. Abiyle çalışan diyor abi. Evet. Senin baban değil mi Hasan abi? Cahil. Ne demek şimdi? Benim çalışanı görmedim. O mağaza sahibi. Çalışan değil. Bak işte adam bu kadar dengesiz. Sonra ben sinirlendiğim zaman ne oluyor? Muhittin sinirlendi. Bu seni eser de kınıyorum Ahmet Görgül'ü. Ne demek çalışan? Hasan abi oranın sahibi. Serdar Uçmaz iyi akşamlar, iyi yayınlar demiş. Bana şunun cevabını verir misin? Maraton tribününde her gelene küfür edip kombineleri iptal olanlar, maraton tribünde oturanlar, hakem ona buna sövenler Alliance Spor'a zarar vermiyor mu? Veriyor. He? Veriyor net. Tamam bundan sonra ben her şeyi açık açık buradan söyleyeceğim. Net tamam söyle. Maraton bir tribün, şey yok ya. Tamam bak ne diyorum. Ahmet Görgül'ü buradan herkesi eleştireceğine, insanları şeyle suçlayacağını anladın mı? Sen dükkandan eleştirmiş. İlginç taraf. Beni ilgilendirmiyor abi. Ben sana ne dedim? Bu adam benim dükkanıma gelip de bu yazarı yazıyorsa Muhittin evin değil mi? İçinde bile olsa yazar bunu. Söyler bunu Muhittin. Devam edelim. Bitti mi? Şu anda bitmiş. Evet. Kestel'i soracaktım. Evet, hayır. Şu hızlıca hızlandırılmış programa gideceğim. Her hafta yorumlardan sonra da Muhittin oku, kalan da oku. Abi tartışmaya ne gerek varsa maşallah. Başkası taraftarı herkese çok teşekkür ediyorum. Şuraya gideceğiz, böyle gideceğiz. Şunu yapacağız demezse taraftar ne yapacak? Nereden bilsin? Tabii ki yön verecekler abiler olarak. Taraftar kendi başına nasıl destek verecekler? Yolda yön gösterir. Bak, böyle kölet değildir bence. Hayır abi, girelim. Kapatmayalım. Bu taraftar grupları, köle değil, kukla değil abi. Herkes haddini bilerek yorum yazacak. Bak herkesin yorumuna saygım var ama tarafta gruplarını kölelikle şu neye saygım var? O zaman onların kısaltığını bana adam bana yazıyorlar onu da bak, savun. Sana hiç kimse ne hakaret etti bu zamana kadar bize burada birisi küfür etti mi etmedi. Hakaret etti mi etmedi senin kişine bir şey dediler mi demediler. Kimse tarafta gruplarına kukla diyemez bir abi. Bir örnek vermek istiyorum Muhittin. Mesela biri oraya yorum yazsa dese ki Hasan Çavuşoğlu kuklası dese sana. Mesela atıyorum. Cevap veririm ben. Sinirlenmez misin abi? Sinirlenirsin. Abi ben neler yazdılar ya. Ama tamam da sen de adam sinirlendin. Adamlar sen otel misin? Ben de hatırlıyorum. Evet o işte bak hala hatırlıyorsun. O zaman da kızdın. Bak hala da hatırlıyorsun. Kızarsın abi. İşte kızarsın. Ama Muhittin biraz fazla kızdı. Muhittin diyor ki abi. Biri beni eleştirsin diyor. Ama biri artık destek olmasın diyor. Abi sen Muhittin burada ya. Avukatlığı yapma burada yani. Ya ne demek avukatlık ya? Ne anlatıyorsun abi ya? Allah. Şey, Mustafa bir şey mi söylüyorsun? Tamam. Evet süreyi açıyoruz diyor. Reci bize kızıyor. Süreyi açtık. Kestespor, Muhittin Kestespor'u sen izledin. Sana sorayım. Yorumlar bitti. Teşekkür ediyoruz bu çok yoğun yorumlar sen için. Sen moderatör olarak Kestespor'u ne izlemiyorsun? Selamünaleyküm. Uzun süre sonra bir spor programı izliyorum. Gayet seyir zevki yüksek sardı çıkamıyorum. İyi yayınlar başarılı. Hasan Büyük. Hasan da yılların Alanya Spor tarafları. Teşekkür ederim. Şey abi şey diyeceğim. Abi, sen ne izlemiyorsun? Abi, moderatör olarak ne izlemiyorsun? Bir şey söyleyebilir miyim? Al eleştirinin kralı kendime. Ya Avni Erdoğan'ın storiesine baktım. Yenge Avni Erdoğan'ı paylaşmış.
Yani Avni Erdoğan kendi o da paylaşıyor ya. Oradan gördüm. Ya bugün dedim Kestel'le maçım vardı dedim. Akşamüstü 5'te fark ettim maç olduğunu. Ben Kestelspor maçına gittim bu hafta. Nasıl i̇lk durum? İlk yarı takım kötüydü. Evet. İlk yarı bitince takımı tribüne çağırdık. İlk yarı bitince. Öyle mi? Aynen. Bravo. Taraftar olarak konuşma yaptık. Dedik biz ikinci yarı bir dakika susmayacağız ama bu maçı alın dedik. Yani bu maçı çevireceksiniz dedik kaptana. Sonra takım çıktı ikinci yarı. Hatta Sebahattin abi Mustafa Yılmaz var. Onu çağırdı. Birebir bağırdı falan. Hani konuşma şeyiyle. Evet. Takıma birazcık gaz yükledik. Rakip kaleci üzerinde de iyi bir baskı vardı. Evet. Bu sefer ikinci yarı mı geldi kaleci aynen, oraya? Aynen ikinci yarı geldi. Güzel. Ama inanılmaz şekilde baskı oynayan bir Kestelspor vardı. Evet. Kestelspor'un eksikleri var mı? Var. Eksik yönleri var. Fakat Kestelspor'da şöyle bir durum var. Kestelspor'u takip edenler için söylüyorum. Kestelspor ligin ilk 3 sıra 4 sırasındaki bütün takımlarla oynadı. Yani ateş hattındaki güçlü dediğimiz şampiyonluğu oynayan takımların tamamıyla neredeyse fikstürümüz oynadı. Fikstürümüz sağ fikstürü, daha fikstürü, kolay artık diyorsun. Kötü fikstürü atlattı. Çankaya'yla oynadı, evet. Sebat'la oynadı, Adana'yla evet. oynadı. Bu saatten sonra Kestelspor'un oynayacağı takımla Kestelspor bir mağlubiyetle ayrıldı. Adana FK'da. Evet. Bu saatten sonra Kestelspor'un oynayacağı takımlar biraz daha ligin orta sıralarını zorlayan takımlarla oynayacak. Evet. Hani iyi devre arasında şu 7 maç attıktan sonra devre arasında iyi bir takviye gelirse playoff'u zorlar diye düşünüyorum. Oyuna baktığımız ben zaman, oyuna baktığımız zaman oyun nasıl dersek aşırı şekilde böyle sürükleyen, zevk veren bir takım var mı desen şu anda yok. Yok. Ama ben moderatörü eleştiriyorum burada. Bizim moderatörümüz bizi yönetiyor. Kestelspor maçlarına gitmiyor. Olmaz burada bir yanlışlık var. Tamam abi özür dilerim. Bütün seyircilerimize. Veysel abi ben de şunu söylüyorum. Alanyaspor'la ilgili her şeyi en iyi bilen Veysel Okşar stadyuma gitmiyor. Ya geç. Orada benim yaşım aynı. Ne oldu abi ben kabul ettim. Sen niye kabul etmiyorsun? Yoğun bakım. Ya Veysel ben de kalp hastasıyım. Ben oraya. Ben kalp krizi geçirdim bana ya. Bana şey yapın. Bir dakika dur. Veysel abi. Bir dakika dur. Veysel abi. O köftecilerin oradan oraya hazır. Şey yapın bir. Neydi onun adı? Asansör yapayım, gelirim ben maça. Ben seni yürümeden, bak seni yürütmeden, al burada bütün izleyicilerin önünde söylüyorum. 10 metre. Bir saniye 10 metre bile yürütmeden seni stadyumun kapısına her hafta sokturacağım. Engelli girişinde hadi, yıllar önce başkanla bir tartışsın diye stadyuma gelmeyi bir bıraktım. Ne alakası var? Evet. Bak şimdi ben şimdi içine kalkıyorum. Tamam tamam. Kaşınıyor şimdi. Bu bitmez şimdi. Bu kavga bitmez. Bak izleyiciler şahit. Ben tecrübeliyim. İzleyiciler, ben kaza gelmem. İzleyiciler. O mağaz yapıyorum. İzleyiciler şahit. Bana şunu izah edemez. Ahmet Görgül dükkanına o bir kere orada bitti bu olay. Ahmet Görgül ne demek? Dükkanda. Bu ne demek biliyor musun? Biz kafa kafaya da çarpışsak biz birbirimizin adamıyız. Fark etmez o. O yorumlar çarpışır. Ben fikirler çarpışır. Beni herkes eleştirebilir. Ama hiç kimse Hilmi Güney'e, Samet'le başlayan hiç kimse kukla diyemez. Bana iki dakika bir şey izin verecek misin? Hiç konuşmayacağım. Konuşmayacaksın sen de. Saat tutar iki dakika. Sonra da ben de konuşacağım. Hadi. Tamam. Tamam. Abi ama hiç konuşmayacağım. Tamam. Sen dayanamazsın. Abi ben 15 dakika geçti ya. Hayır hadi 2 dakika. Ben 15 şey... geçiyor konuş hadi. Bak şimdi burada bir yayın yapıyoruz. Ulusal olmasa da Alanya'da herkese gündem yaratan, taraftarın ilgi gösterdiği, herkesin ilgi gösterdiği bir yayın yapıyoruz. Burada her zaman diktörümüz şu oldu bizim hepimizin. Argo küfür olmasın her yorumu açığız dediğiz. Ben de gerektiği zaman fazla tepki veriyorum. Muhittin bugün artı tepki verdi. Zaten o ana kadar... Veya Muhittin ama bir de şöyle bir şey oldu şimdi. Öyle şöyle bir şey anlaşılabilir. Biz, yani özellikle ben mesela, sen de taraftan üstüne kule desin ya. Mesela ben, Ahmet Görgül'ü, haklısın Ahmet Görgül'ü. Ben de böyle düşünüyorum algısı verilmiş gibi oldu. Halbuki öyle bir şey yok. Ahmet Görgül'ü bir yorum paylaşmış. Ben de diyorum, sen de artık yıllardan beri böyle olduğu için... Bunu siz değiştireceğini biz görüyoruz zaten. Değiştirdiğinizi görüyoruz. Biz de anlata, siz de anlata. Burası çok izlendiği için herkes anlatacak. Bazen Samet yorum yapıyor ya. Mesela ben eleştiriyorum taraftan. Neden eleştiriyorum? Sayı olarak az diyorum. Samet bize ne güzel yorum yapıyor. Şey açıldığı zaman abi, derneği açtığımız zaman, lokal açtığımız zaman çalışmalar yapacağız. Çoğalacağız falan filan. Biz anlatacağız insanlara. Ahmet Görgü'yü anlatmak değil önemli olan. Herkes anlatacağız. Taraftarın stili, taraftarın oyu şeyi değişiyor artık. Evet. Taraftarın bakış açıları değişiyor, her şey değişiyor. Abi. Anlatmamız lazım. Evet. Bu, olay bu. Tamam. Ben de bunu. Bu Ahmet tamam. Görgül'ü bağlar. Şimdi ben Ahmet Görgül'ü bağlar. Tamam. Şimdi benim sözümü kesmeden bir dakika da benim. Tamam buyurun efendim. İki dakika doldu mu? Doldu abi, geçti. Tamam, geçti. Ben de bir dakika. Bak Veysel abi. Evet. Taraftar gruplarını birleştirmek için sen benim hesabımda hep beraber bir ara toplandık. Doğru evet, mu? Doğru hep dediğimiz bir şey vardı. Yıllardır bir birliktelik yok, yıllardır bir kopukluk var. Konuştuk doğru mu? Bak yazdık, ne yazdı şey Ahmet Görgül'ü?
Veysel abi ya kameraya bak ya Muhittin'e bak abi. Oraya geçersin bakalım. Veysel abi. Anlamak istediğini anladım Muhittin demiş. Cümleler ortada. Tahta grupları yönetimin istediğini yapıyor diye cümleyi yazmış. Biraz daha beraber çorba içmeye kadar gider bu olay. Hayır bir saniye abi bir saniye. Adamla biz kavga edecek halimiz yok zaten. Ama ne yazmış orada? Tahta gruplarda yönetimin istediğini yapıyor yazmış. Doğru mu? Bak şimdi olay şu. Biz seninle de beraber, Enes abiyle de beraber, Şeyhmuz abiyle de beraber bütün herkesi topladık mı? Topladık. Evet. Konuştuk mu? Konuştuk. O zaman birliktelik sağlandı mı? Sağlanamadı. Hayır. Bir saniye. Sağlanamadı. Bir neden? Kısmen. Bak. Arada gene kopukluklar oldu, bir şeyler oldu. Abi şimdi detaylar neye iniyor? Abi bir saniye. Niye sağlanmadı? Ya abi sen burada konuştun. Niye sağlanmadı? Bak ben sana. Fark etmiyor. Bak, bir kere bile girmedi. Sen de girme. Abi bak ben girdim mi kelimeye? Ben not alıyorum. Girmedim. Not al abi. Tamam, birliktelik sağlanmadı. Sağlanmadı. O zamanlarda konuştuk, tamam mı? Bak birliktelik sağlanmadı. Süper bir Trabzonspor maçı atlattık, doğru mu? Doğru. Daha sonrasında Alanyaspor tribünlerinde uzun yıllar sonra bir birliktelik sağlandı. Evet. Herkese dedik ki herkesi kucaklayacağız. Kimseye ayrım yapmadan, hiç kimseyi dışlamadan dedik. Evet, doğru mu? Doğru. Bana ilk defa Ahmet Görgülü yıllar sonra dedi ki ben bile dedi tezahürata dedi katıldık. Yandık Sevda Hoca'nın da var ya. Biz bile maratondan tezahürata katıldık dedi. Bak evet. Bunu söyleyen kendisi. Doğru. Ya yıllardır Alanyaspor tribünlerinde şu var. Bir tarafta grubu yönetimle yan yana geldiği zaman kukla. Kukla aynen. Kukla. Abi yanlış anlamayın. Ne Hilmi'nin, ne Samet'in, ne Muhittin'in, ne de orada koşturan tarafta gruplarının yönetimle bir bağı yok. Para, maddi açıdan bir şeyi yok. Kuklalığı yok. Aynen. Anladın mı? Bakın cuma günü kulübe gidilecek. Aynen. Bunun kararını Hilmi Güney verdi. Aynen. Aradı, kulübe gidelim dedi. Takıma moral verelim. Gidelim dedi. Hilmi Güney istemiş gidiyoruz. Kimse arayıp bunlar şey sanıyor herhalde. Öyle, alo sanıyor. Gelin çabuk buraya. Aynen. Böyle sanıyorlar. Ama bak burada sen diyorsun ya bizi bütün Alanya izliyor. Bak bazı insanlar, bak biz lokal kurduk. Yemin ediyorum yönetimden Allah'ın tek bir kuluyla alakalı, lokalle alakalı bir şey istediysek tamam mı? Bak her türlü yemin ederim. Kimseden bir şey istemedik. Hiç kimseden bir şey istemedik. Bunu açıklasın, bunu açıklamak. Gittik. Alanya'da bunu söyle. Bak ne diyorum, gittik. Televizyon bir abimizden aldık. Buzdolabını bir kardeşimizden aldık. Klimaları bir abimizden aldık. İnsanlardan aldık. Ama bak biz burada kimsenin kulağını yapmadık. Bak ilk maç. Gitti 60-70 kişi geldi maçı izledi. Birinin kuklalığını mı yaptık? Hayır. Bakın artık şu konuyu bir değiştirelim. Ahmet Görgülü ben şöyle yazmadım ben böyle yazmadım. Sonra kurmakla olmuyor. Orada lafı deyip de tamam mı? Bak ben gene söylüyorum beni eleştir. Benim kendi şahsımı her lafı say. Bana her türlü şeyse ben eleştiri kabul ederim. Ama gidip de orada 90 dakika bağıran insanları, iyi niyetli bir şey yapan insanları soğutmayın arkadaş. Şimdi kendileri maratonda oturuyor. Kendileri maratonda oturuyor. Orada maratonda bir destek veriyorlar. Aynen. Biz diyoruz ki Hilmi abiye sağ olun abi bu maçta hani bayağı bir katkı sundunuz, ayağa kalktınız, bağırdınız. Ya biz bunlara maratonda verdikleri desteklerin dolayı Allah razı olsun diyebiliyoruz. Doğru mu? Ya kale arkasında da 300-400 kişi 90 dakika bağırıyor. Ya arkadaş bir kere de sen de ya Allah razı olsun bu insanların orada bağırıyorlar, destek oluyorlar de. Evet. Ahmet'e söylüyorum. Bu tek tamam. Ahmet için de değil bak. Birkaç tane kişi var. Bak birkaç tane kişi var tribünde aynı tek Ahmet değil. 3-5 kişi var. Abi sanki geçmiş yıllarda Alanyaspor tribünleri ya, yanlış anlama 2000, 2002, 2003, 2004, 2005 ben yanında yetiştim. Sanki Alanyaspor tribünleri geçmiş yıllarda 5000 kişi bağırıyordu tamam mı? 5000 kişi tat diyordu. Ya ki. Abi bak ne söylüyorum. Ama adam, bak ama abi dur. Adam öyle başka bir yere bu. Altat olarak demiyorum ben bunu. Evet. Adam öyle bir eleştiri yapıyor ki tamam mı? Bu tribün şöyle olmalıydı. Eskiden böyleydik, şöyleydik ya. Bu tribün gelişiyor. Süperlik değil abi. Öyle söylüyorum. Öyle abi. Sanki söylüyorum, adam bana diyor ki 80'lerde böyledik. Ya sen 80'lerde 10 bin kişi mi bağırıyordun bu tribünde ya? Bin bile yoktur. Hah. Yoktur. İşte benim eleştirdiğim nokta şu. Tamam. Sen şimdi diyorsun ki biz buradan duyuruyoruz. Ya benim buradaki yaptığım sezleniş şu. Arkadaş iyi bir şey yapan insanların önünü kesmeyin. Adamın şevkini kırmayın. O zaman ne yapalım biliyor musun? Benim de bir dakika bir şey söyleyeceğim. Hayır. Ben bir öneri getiriyorum. Kabul etmiyorum. Bir öneri getireceğim. Abi benim de bir yorum var. Ben de bir dakika. Tamam bir şey söyleyeceğim. Hayır abi benim de bir başka konu. Abi benim de konudan benim alakası yok. Abi olsun. İşte o yüzden benim sıram. Tamam, öyle alakası buyurun. Olmadığı için benim sıram. Bir dakika da ben ama konuşmam. Ama cevap veriyorum ama vazgeçtim. Bir dakika da ben konuşabilir miyim Muhittin? Muhittin. Abi niye sağlamadın cevabını vereceğim. Sen dinle o yüzden. Dinliyorum. Şimdi bunu ben Muhittin'e katıldığım tek nokta şu. Bağırmasına katılmıyorum, kızmasına katılmıyorum. Bu bir. Ama katıldığım bir nokta var. Artık bunu da Ahmet Görgülü'ye ispat etmeyelim ya. Hem dosttun. Ben diyorum ki ona değil. Evet evet tamam. Söyleyelim. Hem dosttun. Yani bunu Ahmet Görgülü yazmayacak. Başka dışarıdan biri yazsa normal açıklarsın. Ama hem dosttun, hem taraftarın içinden gelmişsin, hem camiada iyi biri, bilinen birisin. Yani artık sen bunun içini biliyorsun. Artık sen bu yorumu yapmayacaksın bence.
Muhittin'e katıldığım nokta o. Doğan Yanık, biz sadece arma için bu takımın peşinden. Cefa çeken yani insanlar. Abicim çocuğun yorumu okunmamış, Doğan'ın yorumu okunmamış. Geçmişte mi kardeşim? Benim şarjım bitti Doğan bu arada. Doğan'ın yorumu okunmamış ondan. Daha var yorumları var. Biz sadece arma için bu takımın peşinden cefa çeken insanlar. Şimdi var ya bak, taraftara bir söz verelim biz. Hayır. Bir dakika abi, okusunmasın yorumu, gene okur. Yorum bitsin abi. Abi bir şey söyleyeceğim ben taraftara. Ben abi, program böyle bu program. Demin o kızıyordu. Ben sakinim bak gayet. Biz önümüzdeki hafta ne maçı vardı burada? Sivas. Sivas maçından sonra. Bu Samet, Hilmi, Ümmet'i buraya bir alalım. Bir sen buraya ben yorumcu olarak mı alacaksın, taraftar olarak mı alacaksın abi? Biraz önce. Ben yorumcu olarak istiyorum. Tamam, Muhittin yorumcu olarak mısın? Tabii. O zaman üçü gelsin abi. O zaman bir de Kalarkas'ından gelsin. Bir saniye abi. Hayır tamam işte, sadece Samet, Hilmi ve... Hayır. Kalarkas'a kim gelecek? Abi sen hafta... Bu yorumcu olacak abi. Sen beni hafta taraftar olarak alsana buraya. Taraftar olarak al. Sen taraftar olarak al da ben senin de eksiklerini bir sıralayayım hafta buraya. Taraftar olarak al. Tamam al, taraftar olarak. Tamam, neyi kimden korkacağım ben ya? Neyi de korkacağım? Bir şey söyleyeceğim. Doğan'ın yorumunu okuyabilir miyim? Hayır hocam. Abi önce şunu okuyayım. Abi yorumları yayınlayanın benimle bir sıkıntısım var. Hep yorumlarım okunmuyor demiş. Çocuk burada içeride elinden geleni yapıyor. Doğan ya. Öyle bir şey yok. Yorum düşmüyor bazen. Biz sadece arma için bu takımın peşinden cefa çeken insanlarız. Bizim statla 90 dakika yönetim için falan değil. Formayı terleten futbolcular kutsal arma için oradayız. Yok yönetim için değil. Oraya gelen seyirci diye tanımlanan kişiler de oraya takım için geliyor. Bizimle sorun olan, bizimle yönetimden şikayeti olan yönetimle görüşebilir. Yanlış bilgi konuşması doğru değil. Muhittin abi hak veriyorum bu konuda demiş. Ben de şu anda Doğan'ın bu yorumuna hiç hak vermiyorum. Ne demek yönetime sallamış orada? Gerek yok. Yönetime mi sallamış? Baksana. Adam seyirci sorun. Diyor. Bize sorunu varsa gitsin yönetime şikayet etsin bizi. Nerede bu yorum? Özelden atmış. Okumuyor yorum diyor. Ha. Evet. Olmaz ya, onlar gerek yok. Sen gene yanlış aldın yorumu. Bence bu ben da, ben şeyden Muhittin, sonra neyse geriye aldın. Dönmeyelim. Ben şey diyeceğim, ona da dönmeyeceğim. Dönme. İlk toplantıdan sağlanacaktı. Neye sağlamadın? Boşa dönmeyeceğim. Haftaya gelse ciddi diyorum ben. Tamam, bu konuyu sen, bu konuyla ilgilen. Tamam abi. Çağırayım. Muhittin ne olarak girmek istiyorsa o şekilde girsin. Tamam. Ben de konuşacaklarım olur. Tamam. Hep beraber o abi bir mikrofon uzatalım. Tamam abi. Bu konularda konuşuruz o zaman. Tamam. Ve onlar da lokalini anlatsınlar, yaptıkları işleri anlatsınlar. Evet. Onlar da mikrofon uzatalım tabii. Diye düşünüyorum. Yorum var mı? Kalan ekrana yorumlar, verelim yorumları. Kalan yorumlar. Saat kaç? 7'ye çeyrek var usta. Yanlış. Abi yanlış. Saat 9.30. 1.5 saat oldu gene. 7'ye çeyrek var abi. Ama izleyicilerimiz sağ olsun. Evet, oku Muhittin. Muhittin abi bırak orayı da oraya bak. Abi bir sürü yorum var burada okumadığım. Tamam belki geliyordur. Mustafa Kızıltopak hepinize selamlar, en büyük Alanya Spor demiş. Mustafa Cökmen ileri ucu çalışma takımımızda maç kazanma şansı var mı? Sizce nasıl bir önlem alınmalı demiş. Çalışmak. Bak şu anda yapacak bir şey yok. Hasan Büyük selamünaleyküm. Uzun süre sonra bir spor programı izliyorum. Gayet seyir zevki yüksek. Sardı çıkamıyorum. İyi yayınlar başlarlar. Hasan selamlar kardeşim. Hasan her hafta bekliyoruz. Normalde programımız salı günü. Bu hafta böyle bir... Bravo Muhittin. Salı günleri 20'de. Tayyip Bey Özgür. Mustafa ekranı büyütelim. Muhittin Reis adamsın. Seni tebrik ediyorum. İyi bir kuleledesin. Benim kuleyle işim yok kardeşim. Allah razı olsun. Abdurrahman Karacaoğlu. VS Reis'i bırakın yıllarını verdi. O statlara hala gel demeyin. VS Reis ölümden destekler demiş. Ben... Kesin bir dakika Sebahattin Recep'miş mi? Çok Sebahattin Muhittin Dükkan'a varınca Ahmet görüyor. Nasıl siyeceğini ben bilirim demiş. Ben ağzımı açmam. Yıllardır beraberiz adamla ama gerek yok. Eyvah. Yazdıklarını oku... Ahmet görüyor. Yazdıklarımı okuyorum. Tarafta gruplarıyla ve gruplara kukla diye bir bahsi konum geçtiğini sanmıyorum. Ya ben anlatamadım ya da anlamak istediğini anladım. Artık dükkanda kendinizi anlaşın abi. Hayır orada kendinizi neyse bu tartılara özel program yapın gerek yok. Ahmet Gögül, lokale de gittim oturdum gayet güzel. İnşallah daha büyük lokal Ahmet olur. Ahmet Gögül güzel demiş ama. Büyük olur. Ahmet Gögül. Tahta kutlarına ben ne dedim hala anlamış değilim. İçimdeki tamam. Zehirim atıyorum. Alakası yok o yazın ortada ya. Fatih tamam. Erdoğan'da. Zamanında tribünde hakemin düdüğündeki notu erkene kadar küfür edilirdi. Ama şimdi böyle bir şey. Kama tahtalara tebrik ediyorum Fatih Erdoğan demiş. Hasan Demirke'ye selam iyi yayınlar diliyorum demiş. Yaşar ya Muhittin ne düşünüyor? Başkan adamları hepinizi seviyorum. Veysel Reis, Uğur Veysel Okşar abi demiş. Harun Taşkan Sivas maçı sonuç sizce nasıl olur? Allah korusun kötü sonuç olsun. Şuna bir cevap verelim hep beraber. Harun Taşkan'a mı? Tabii tabii. Sivas mı sence? Ben kesin galibiyet diyorum ya. Alanya Spor. Bir dakika dur. Galibiyet mi hoca gider mi? Yok hoca şu an ama bizim işimiz değil. Hayır yani adam onu sormuş ya hoca gider mi diye. Yok ya o da sana mağlup olur sence gider mi? Oyuna bağlı. Yani şöyle mesela ben mağlup olsa gider onu diyorum. Ben Trabzon maçında Sömer hoca gitmeyecek. Bak Trabzonspor maçındaki gibi oynar da. Ne ya kuşlar mı var orada? Ben yorum yapıyorum. Ben sana bir şey diyeyim 5-0 gibi biter de. Ne diyor 5-0 ya? Ancak siz burada konuşuyorsunuz. 5-0 biter Alanyaspor yenilirse hoca Zimbit'le bile gidemez. Peki.
Evet abi devam edelim. Ama Alanya Spor Alanya yenecek. Son sonuçlar almadık. Tamam Alanya yenecek. Alanya yenecek. Yenecek abi. Sen? Sivas yeneriz. Canım. Sivas yeneriz. İçeride yeneriz. İçimizden geçerlerdi hadi. Hadi ben. İçeride içeride yakın başlarda. Ama kolay maç olmayacağını söyleyeyim. Evet. Yani Sivas yenemez. Abi İki sonuç da bekleyin. Evvel biz Kestel'i bile zorla yenemez. Sivas yenemez. Abi şöyle bir söyleyeyim. Bir şey dikkatinizi çekiyor mu? Kestel, Alanya Spor'un. Orada da Servet Çetin sıkıntısı var orada da. Aynen. Evet devam edelim. Servet Çetin'in uyum sağlayamadılar. Mustafa Yıldız. Selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar, iyi yayınlar diliyoruz. Emeğinize, yüreğinize sağlık. Sağ olun Mustafa'cığım. Hasan Alpak bu sene rahat maç izlemek hayal gibi görünüyor. Evet, yani süperlikte ama süperlikte kolay maç yok ya. Yorumlar tamam mı şimdilik? Evet. Şimdi yorumlar tamam. Saat kaç? Mesela formalar okur musun? Ha dur. Dur. Şey var. Evet. Dur. Serhat Müdür için attığım görseller vardı. Evet. Teknofest. Serhat Müdür Alanya Spor Store adına Antalya'da Teknofest'te katıldığı programda ilgi odağı oldu. Oraya çıkardığı maskotlarla çocukların ilgisini çekti. Serhat Müdür'ü bu çalışmalarından dolayı çok tebrik ediyoruz. Başarılarını devam ediyoruz. Mesela buna ilgili söyleyeceğim bir şey var mı? Bu Teknofest ile alakalı. Valla geçen sene de katıldılar. Evet. Başkan da ziyaret etmiş. Hasan Çavuşoğlu evet. Başkan orayı. Evet. Ben başarılı olduğunu düşünüyorum. Serhat Müdür'ü tebrik ediyorum. Bu arada Kasap Yılmaz bize Yılmaz Güney bir fotoğraf atmış. Onu yayına verirsen memnun olurum. Şeyleri mi veriyor? Evet verdi onu. Evet sen de yorumunu yaptın. Teşekkür ediyoruz. Şimdi Veysel abinin dediği yorum şey alalım, fotoğrafı alalım. Geldiyse eğer. Yılmaz atmış. Muhittin falan var. Muhittin yanındayız demek istiyorlar da. Elbette hepimiz yanındayız. Ömür Çelik mi? Abi hayır. Bak, bu ya, Yılmaz niye, atmış. Niye böyle çekiyor? Kasap Yılmaz çeker. Atmış. Olay niye buraya çekiyor? Çeker abi çeker. Bak işte, düşme değil. İnsanlar ne diyor biliyor musun? Evet, hakkımız bu diyor. Savunmamız tamam. Lazım diyor. Tamam savunurum. Ben o insanların hakkını savunuyorum. Evet, Alanya Spor Forması kazananlar. Açıkla. Oku Alanya Spor Forması kazananlar. Alanya Spor Forması kazananlar. Doğan Yanık. Az önceki yorum yapan değil mi? Evet. Arkadaşlarım bu. Evet. Maşallah. Genç taraftardan adamız genç, değil mi? Genç. Ama söylüyorum Doğan'ın yorumuna katılmıyorum. Özelden gönderdim. Sen Doğan'ın yaptığı yorumu bak bir saniye. Özelden gönderdim. Bir daha okur musun? Abicim bir saniye ya. Oku sen yorumu nereye çekiyorsun ya? Kaldır. Kaldır abi fotoğrafı. Bu yorumları yayınlayın. Bu yorumları yayınlayanın benimle bir sıkıntısı var gibi. O yanlış. Hep yorum okutmuyor boş yazıyorsun vallahi abi demiş. Geçen hafta aynı sorun oldu. Yorum. Abi tesadüf okuyorum. Ya. Okuyorum. Bana yavaş yavaş oku. Biz sadece arma için bu evet. Takımın peşinden... Evet. Kefa çeken insanlarız. Evet. Bizim statta 90 dakika yönetim için falan değil, formayı evet. Tereten futbolcular... Burada dur, burada bir dur. Yönetim için değil, diye bir laf kullanması hata. Hep birlikte. Alanya Spor bir birliktir cevap. Ahmet Görmez sana sebebimiz... kukla derse, işte. Ahmet Görmez sana veriyorum. Kukla derse evet. Adam da bunu başka yazar. Başka ne demiş? Bir de adam mı? Yazmadı. Yanlış da gitme, gidilmesin. Niye? Tecrübeliyim ben sizden bu konuda. Tecrübeli biliyorum. Ahmet Spor alması lazım. Yazdırabilir ya Ahmet Gölgül de şimdi şöyle bir şey söylüyor. Ahmet Gölgül de ben böyle kukla yazmadım diyor. Ben Ahmet Gölgül'ü... Şimdi Ahmet Gölgül'ü bunu yazdırsa bu da doğru dersen sen bu çocuğu doğru yönlendirmiyorsun. Tamam şimdi... Abi, ben Doğan Yanık'ın tanımam. Yaşında tamam, ben ya. Sana bir şey söyleyeceğim. Tanımam, Doğan Yanık'ın yazdığı cümlede bir sorun yok. Diyor ki ben yönetim için, ayrıca sana bir şey söyleyeceğim. Sakın kesme. Yönetim için ben orada ter dökmüyorum. Yönetim için bağırmıyorum. Arma için bağırıyorum diyor. Ben aynı şeyi senin için bağırttırdım ve sen takdir ettin o zaman. Ne zaman? Hangisinde ya? Kavga zamanı. Armaya aşığız sizlere değil dedik. Yönetime döndük. Tezahürat yaptık. Ya sen bravo dedin. Aynı kefe mi? Hayır. O zaman katmadılar içeriye şeyi. Tamam da. Ya o aynı. Yönetim kapıyı kırdı. Tamam sen yorumun devamını okur musun tamam, abi? Yönetim için onu değil. Bir şey daha söyleyeceğim. Arma için çocuk İkinci orada. İkinci kelime daha var orada. Yönetim için çocuğu değil. Çocuğu doğru yönlendirelim. Arma bak, için çocuğa orada. Çocuğa haklısın deyip de gaz verilmiyor. Hayır arma için orada. Abi sen kaldır ya, bunları. İkinci yorum. Vallahi İkinci geç kaldım, bir dünya geç kaldım. Biz arma için oradayız diyor. Evet. Oraya gelen seyirci diye tanımlanan kişiler de oraya takım için geliyor. Tamam. Evet. Bizimle yönetimden şikayeti olan yönetimle görüşebilir. Ne demek bu? Meydan okuma gibi bir şey. Böyle şey mi olur? Ne ya? Meydan okuması ya? Hayır diyor ki bizim ve yönetimle ilgili şikayeti olan yönetime gidelim. Gitsin yönetime sorsun. Hayır yönetimimiz orada değil. Birbirine bağdaş mı? Hayır olur mu ya? Bence çocuğu doğru yönlendirelim. Evladım bak Ahmet Görgül'ü yanlış bir şey tamam, yapmış olabilir. Tamam o zaman olabilir. Ahmet Görgül'ü forma çekişi canlı yayın yapmış. Yanlış yapmış olabilir.
Siz onun yanlışına aynı yanlışına gitmeyin. Ya, Ahmet Görgül'den bir yorum daha var. Forma çekilişi canlı yayın yapısı Veysel abiye söyleyeyim. Ya demiş. Ahmet Görgül ya. Şu şeyi vermedik. Bir verir misin şeyi? Hani nerede verdin yazmış? Al. Gözlerim. Forma çekilişi canlı yayın yapısın Ahmet Görgül'ü. Ya. Buyur sana abi. Özelden mi yazıyor? Al abi nereye yazdın? Hayatımda kavga ediyordu bunlar ya. Ne oldu? Abi kavga etmiyor, bir konuda tartışıyorlar. Şu şeyi verir misin? Abi. Ayrıca bu diyor ki benim şahsımla ilgili problem yok diyor. Ben diyor Ahmet Görgül. Bu taraftarın hakkını yedirmiyor diyor. Bu programı bu şey yönetiyor. Ahmet Görgül yönetmiyor. Bu ne abi? Yedek abi yedeği değil normal kazananlar. Evet. Kazananlar Doğan Yanık, Mehmet Çiçek, Halil Bilgin. Bir daha tekrarla abi. Doğan Yanık, Mehmet Çiçek, Halil Bilgin. Halil Bilgin. Yedekler Tayyar Betül Özgür, İbrahim Tavlı, Habib Zade Aygır. Kestel Sıvı Farma, İbrahim Erdoğan. Yedekleri verelim Kestel'in. Hasan Demirkaya. Şimdi bizi verir misin? Şimdi ben bunu söyleyeceğim. Açıklamasını vereyim. Arkadaşlar forma kazanan arkadaşlarımız, abilerimiz, büyüklerimiz. Formayı almadan, stora gitmeden önce bizim ofisimize uğruyorlar. Yayla yolunda Koser Emlak. Ofise uğruyorsunuz. Oradan hediye çeki gibi bir kart var. Onunla gidiyorsunuz. Sorgusuz, sualsiz istediğiniz formayı, yeni sezon formasını alabiliyorsunuz. Ya da onun yerine ya başka bir şey alabilirsiniz, üstünü ödeyip alabilirsiniz. Ya da yeni sezon formasını istediğiniz şekilde alabilirsiniz. Evet Veysel abicim. Şimdi ben hadi sen tebrik ediyorum oraya bir bayrak asmışsın. Bayrağın dibine gidin, şeker ağırlığa. Caminin orada bir bayrak var kocaman. Alanya Spor bayrağın dibinde dükkan. Aynen öyle de diyebiliriz. Alanya usulü diyeyim ben. Teşekkür ederiz abi. Evet, yorum var mı kocaman başka orada? Yok abi, bitiriyoruz artık. Zaten geç kaldık. Serhat Coşkun demiş ki, güzel düşünceler. Teşekkür ederiz Alanya Spor için demiş. Teşekkür ederiz. Mehmet Kaplan kolay gelsin. Alanya'nın Huncal Ucu demiş. Sana diyorum. Başka da bence gider demiş şey. Kim demiş? Bence gider diyor. Tayyar Bey Özgür demiştir. Ha, Tayyar. Doğru mu? Tayyar Bey. Tayyar'ın içini okurum ben. Evet. Muhittin. Muhittin senden alalım önce bugün. Dün ben geçen hafta ben söyledim. Bir şey söyleyeceğim ya. Muhittin. Benim, sen de moderatör yorumcusun ya. Benim şarjım bitti. O yüzden son yorumları ben okuyamayacağım. Bu yüzden bu hafta böyle gidelim. Kapanışı sen yap. Tamam abi. Alanya Posta TV ekranlarından futbol nabzı programından. Muhittin yorumcu değilim şey. Moderatör yorumcusu. Hayır moderatör. Haftaya o. Alanya Posta TV ekranlarından futbol nabzı programından bu haftalıkta bu kadar. Arkadaşlarım kapanışı yapacak. Ben bizi izlediğiniz için, bize katlandığınız için çok teşekkür ediyorum. Haftaya Salı günü görüşmek üzere saat 8'de. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Evet. Emin Dağışan. En son sen kapat. Buyur sen. Emin Dağışan Mardin'e selamlar demiş. Selam. Teşekkürler eminim. Evet efendim, bir haftayı daha devirdik. İnşallah memnun kalmışsınızdır. Muhittin Ahmet Görgül'ü oturduğu yerde yine burayı da karıştırdı. Helal olsun sana diyorum ben tek kelimeyle. Ahmet Görgül'ü Muhittin dükkandan yazıyormuş. Bu benim için çok büyük bir soru işareti oluştu. Kapanışta bunu söyleyeceğim. Soru işareti oluşturdu bu olay benim için. Ben Allah'tan taraftar grup liderleri bazı şeyleri iyi gözlemliyor ki bunu biz de bağdaştırmaz. Biz yapılan iyi şeylere her zaman iyi deriz. Kötü şeylere kötü deriz. Efendim, inşallah sizi mutlu etmişizdir. Muhittin biraz ateş çıktı. Bir düştü çıktı. Genç arkadaş. Elbet söz sırası ateşli gelecek. Ateşli bir arkadaş. Çok şükür genç olacak, değiliz. Olacak, ateşli değiliz. Ateşli bir arkadaş. Bu işe de yeterince tövbe değiliz. Abi bitireyim mi abi ya? Abdurdum kapanışı. Abi bitireyim mi abi? Yani. Muhittin. Genç evet, bir arkadaş. Ateşli bir arkadaş. Olacak bunlar. Bunları fazla şey etmeyin. Bana da özelden yazıyorsunuz. Ben Muhittin kardeşimdir. Ben, bana karşı bir saygısızlığı olmadı, olmaz da yapacağını düşünmüyorum hiçbir yok, zaman. Yok, saygısızlık değil mi? Yani ben de bazen insanız, etten kemikten yapılırız. Sanmayın ki bu bizim böyle anlık gelişen olay bunlar. Efendim, Muhittin bir anda ben bırakıyorum demeye gitti. Şok oldum ben de. Yani ama taraftarı yani bir kişi burada bunu yaptı diye Muhittin'in gösterdiği tepkinin ben fazla dersi şarjının yük yok olur. Abi sen Muhittin'i uzatma diyorum ama uzatma. Abi bir şey demeyeyim. Konu Muhittin mi ya? Ver, İkisi hayır, birdir oldu. İyi bağlar ver. Haftaya Salı günü akşamı evet. Saat 20'de. Bir de Muhittin'i uyarmaz. Uyaracağım. O da uzatırsa onu da uyaracağım. Haftaya Salı günü. Salı günü çarşamba değil. Kapanış belli değil mi abi? Salı günü çarşamba değil. Salı günü. Saat 20'de. Saatimiz değişti. Kendi gününde. Saat 20'de. Allah'tan bir mani gelmezse. Sevgili moderatör ayarlarsa olayları tribün liderlerini almayı düşünüyoruz haftaya buraya. Maçı onlara yorumlattıralım. Pek izlemiyorlar maçı ama eleştiri yapalım. Konuşuruz yine haftaya. İnşallah
Birlikte bu programı yapmaya devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Evet, şimdi evet. Söz hakkı bana geldi. Öncelikle sözüm kesilmesin. Çıkarmıyorum çünkü söz hakkı gelebilir. Evet, gelmez. Öncelikle sözüm kesilmesin. Bir dakika. Abi çıkar. Söz hakkı, söz hakkı gelmeyecek. Öncelikle. Bir. Her vatan hakkını savunmaya devam edeceğim. İki. Efendim? Ha devam evet. Veysel abi sesi kapattı. Hayır hayır. Öncelikle taraftarın hakkını ne zaman savunmaya devam edeceğim. İki, genç değilim artık. Bak buraların beyazladı. Hani ya, bak her yerin beyazladı. Genç değilim. İki, sinirli de değilim. Her zaman da doğruları söylemeye devam edeceğim. Ahmet Gölgül yazmış haftaya Salı Kupa maçı var demiş bu arada. Bilginiz olsun. Ne güzel bir yazmış. Aa, o zaman çarşı. Evet. İki, Ahmet Gölgül'ün benim dükkanımda olması... Ahmet Gölgül'le benim herhangi bir şey kurguladığımı düşünüyorlar. Onu bilemem bu bir. İkincisi... Ben kendi dükkandaki adama dahi bu kadar sert tepki verebiliyorsam benim bu taraftarın hakkını savunacağım herkes bilsin. Dedenin savunacağım. İkincisi ben hiçbir zaman senin gibi Veysel abi kameralara oynamadım. Ben taraftarın hakkını her zaman savunurum. Şimdi bak bunu konuşturuyorsun. Ben siz olmaz işte. Bir saniye abi. Olmaz bir saniye. Hayır abi ben. Kamerlara bu ne demek o ya? Ne demek o lan? Buyur abi. Ver abi ne demek ona bir yer? Böyle burası şovu yapıp yapmış, şovu yaptı. Ben şov yapmadım abi, ben neyse onu söyleyeyim. Nereden bileyim Ahmet Gürgül'e anlaşmadığınızı? Ne? Nereden bileyim? Onu söylediğin için ben şov yapmadım abi, ben niye anlaşayım? Ben adamla niye anlaşayım abi? Kapanır kadar büyüktüm var ya, bak bunu hiç bilmiyorsun abi. Ben çok iyi biliyorum abi. Abi ben lafımı biliyorum, sen dediğine baksana. Ahmet Gürgül'ü dükkanında diyorsun. Abi kapatış, kapanışı yapabilir misin? Sen Ahmet Gürgül'ü dükkanında diyorsun abi. Rica ediyorum, kapatın. Dükkanı adam dükkanında yazıyoruz dedi. Aa, tamam adam dükkanda yazıyorsa bana ne abi adam her akşam geliyor benim dükkanıma. Abi tamam. Sen bütün herkesin içerisinde bana diyorsun ki. Ama bu laf doğru yaptın. Veysel abi. O zaman Ahmet'le beraber ikiniz yapın programı. Hayır hayır öyle bu. Tamam biraz önce bana ne dedi şimdi ne yaptı? Ben gergin değilim abi. Tamam. Sen duruyorsun. Ben de değil hiç gergin değilim. Değilim. Sen duruyorsun herkesin içerisinde sürekli işte genç işte sürekli bak, gergin. Bak bana şov yaptı diyemezsin tamam mı? Sen de bana herkesin içerisinde yok genç yok şöyle ne yok var bunda diyemezsin. Bu ayrı bir şey. Gergin yani diyemezsin abi. Ben gergin aynı değilim. Aynı şey mi abi? Bir şey abi. Aynı şey mi ya? Abi sakinim ben. Ben gayet sakinim abi. Yaşlı demek genç demek de. Şov yapmadım. Ya sen sürekli sen abi bir şey diyeceğim. Yaptığın şakaya Muhittin alındı orada da Muhittin bunu alınacak bir şey yok. Ben alınırım abi. Ben o sözü alınırım. Şey ben Ahmet Görgülü'yle niye tamam. Beraber bir şey yapayım abi? Ben sen taraftara şirin görünmek için burada pozlar yapma bana. Abi sen de sen bu sözü söylüyorsan abi tamam mı? Ben de hiç ağzımdan bir şey yok gerek yok abi. Kapatıver abi yani.